Evet. İslam nedir? Ha. Evet, şimdi İslam'ı anlatabilmek için bu kelimenin kök kavramını ele alacağız. Silm. Arapça silmden geliyor bu. Yani? Bunun anlamı barış demektir. Şimdi demek ki şöyle diyelim, baştan böyle gireyim konuya, sonra ayetlerini anlatacağım. Bana desen ki hocam bizim dinimiz İslam. Peki bunu Arapça bu kelime. Ama bunun Türkçesini bana söyler misin? Yani dinimizin ismi nedir diye Türkçe söyle desen, ben de sana diyeceğim ki bizim dinimizin adı barıştır. Silm barış mı demek? Evet. Bunun adı barış demektir. Yani biz kalksak desek ki ben barış dinindenim. Hiçbir kusuru yoktur. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü dukulû fissilmi kâffe. Ey inananlar, tümünüz barışa girin. Bakın. Hı hı. Böylece İslam dininin, yani Kur'an-ı Kerim'in yaptığı en büyük devrim, insanlığa getirdiği şey barıştır efendim. Yani bir numaralı değer İslam'ın yücelttiği, bütün insanlık için ortaya koyduğu değer barıştır. Peki hocam, barış dini, barış da o zaman niye canlı bombalar falan oluyor ve niye batıda farklı algılanıyor? Onu anlatacağım. Tabii dinimiz barışı getirmiş insanlığa ama Müslümanlar bunu özümsemesi gerekiyor. Yani Müslümanlar bu kelimeyi, Bakara suresindeki bu ayeti kerimeyi, okuduğum ayeti kerimeyi özümseseler, hayatlarına, gönüllerine, zihinlerine bunu nakşetseler, bu bombalar patlamayacak. O bombaları İslam'a mal etmemek lazım. Yani İslam terörizmi lafı çok yanlış bir laftır. İslam'la terörizm bir araya gelmez. Bu mümkün değildir. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki eğer insanlık barışa gelmese ne olur? Bu soruyu soruyor. وَلَا تَتَّبِيُوا خُطُوَاتِ الشَّيْتَانِ Ayetin bir devamı. Şeytana tabi olursunuz diyor. Bugün insanlığın, şeytanın en büyük bugün faaliyeti dünyada barışı yok etmektir. İnsanlar arasında barışı kaldırdı, barış olmadığı zaman şeytan zevk alıyor. Dört köşe oluyor. Şeytan dört köşe oluyor çünkü çok mükemmel. Böyle bir kavga ettiğimiz zaman şeytan kenara çekiliyor. Aha bakın bu Allah'ın kullarına neler yapıyor falan diyor şeytan. Bize de orada diyor ki Allah-u Teala, şeytanın yolunu engelleyen en önemli konulardan biri barıştır. Şeytan çok fena üzülüyor biz barış yaptığımız zaman. İnsanların gönülleri kaynaştığı zaman, barış demek gönüllerin kaynaşması demektir insanların. Fakat İslam bu barışı nereden başlatıyor biliyor musunuz Fatih Bey? İslam bu barışı önce gönülden başlatıyor. Yani insanların barış ağacının tohumunu gönüle atıyor. Onun için Allahu Teala Enfal suresinde ve ellefe beyne kulubihim lev enfekte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulub. Manası şu. Ya Muhammed, sen bütün dünyanın malını harcasaydın para olarak insanları kaynaştırmak için gönüllerini kaynaştıramazdın. Ben kaynaştırırım diyor Allahu Teala. Demek ki bu vahiy, bu Kur'an-ı Kerim vahiyi insanlığın gönlünü kaynaştırmak, gönülde operasyonu ben yaparım diyor Allah-u Teala operasyonu. Ve bu barış ağacının tohumunu insanın gönlüne dikmek için gelmiş Kur'an-ı Kerim. Bu barış ağacı gönülden çıkıyor, dalını ailede, toplumda ve bütün insanlığa sarıyor. Dolayısıyla insanın iç aleminde bir barışın olmasını istiyor. Yani zihin, akıl, gönül ve nefis. Bu üç merkezi Kur'an-ı Kerim bombardıman eder. Yani Kur'an-ı Kerim'i açsak şu ayet-i kerimelere baksak, ne yapıyor bu diye sorsak, bütün bu ayetler insan zihnine, aklına, gönlüne ve nefsine hitap ediyor. Onları terbiye etmek için bu din gelmiştir. Peki insanla. Hocam, barış dini de cihat neyin nesi oluyor? Ha, cihat, onu yanlış anlatıyorlar. Ne oldu, sen tabii buradan çıkış yapıyorsun. Bakın Furkan suresine gidersek, Yüce Allah buyuruyor ki وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Ya Muhammed, sen o insanlarla büyük cihadı Kur'an ile yapacaksın. Bilgiyle. Yani cihat dediği zaman İslam bilgiyle yapılan cihattır bu. Yoksa insanı öldürmek için değil. Cihat insanı kazanmak için yapılır. Savaş ayrı.
Bak o Kur'an'da harp kelimesi geçer. Katele kelimesi geçer. Ama cihat kelimesi ayrı bir anlamda kullanılır. Cihat insanı bilgiyle onu bilgilendirerek, onun gönlünde bir devrim yaparak, iyiden yana, güzelden yana onu kazanmaktır cihat. Onun için buna büyük cihat diyor. Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, Kur'an-ı Kerim'in tohumunu insan gönlüne, zihnine ekmek en büyük cihattır. Böylece şu manayı biz buradan haykıracağız insanlığa. Çok güzel de bir soru sordum. Ben o konuyu anlatmayacaktım. Ama Fatih Bey harika bir soru sormuş oldu. Bunu söyleyelim. Bakın Furkan suresinde, isterseniz Furkan suresinde Murat Bey aç o şeyi, Furkan suresini. Bakınız şurada. Kaç? Hah, geldi. Kaç? Orası. Tam orası. Kaç? Şu ve cahidhum bihi cihaden kebira. Bakın. Şurada bulacaksın onu. Bak. Lehum. Em tahsabu. Şurada. Bak ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kebira kelimesini burada bul. Şurada. Her kafirin. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Bak. Kafirlere itaat etme, kafirlere. Ama Kur'an ile insanlarla cihat yap. İstersen oku onu. Kaçıncı ayette o? Ama baştaki şey şu 52, 52. Ha, 52. ayeti 52. Buradan oku. Bak 52. Heh. Sen inkarcılara boyun eğme, Kur'an ile onlara karşı büyük cihad ile cihad et. Evet. Demek ki bu Kur'an ile cihad etmenin anlamı bilgi ile cihad etmek. Kılıçla değil yani. Kılıçla değil yani. İnsan öldürerek değil. Çünkü cihadın maksadı insanı elde etmektir, kazanmaktır, Müslüman yapmaktır. Ona tebliğ etmek, onu elde etmektir. Yoksa onu öldürmek değil. Öldürdüğün bir adamı nasıl İslam'a kazandıracaksın? Dolayısıyla bu budur. Ama mesela bir tanesini öldürüp 10 tanesini kazandırabilirsiniz belki. Nefret kazandırırsınız bu sefer. Yani insanları öldürmek değil. İslam'da savaş nefis müdafaasıdır. Bakın size saldırırlarsa siz karşı koyacaksınız. Kendinizi müdafaa edeceksiniz. Yoksa durup dururken İslam, Müslüman, Kur'an-ı Kerim söyledi, insanlara saldırtmaz. Mümkün değil. Şimdi buradan hareket edelim. Ne dedik? Barış ağacını insanların gönlüne ekip buradan bütün dünyaya barışı getirmenin projesidir Kur'an-ı Kerim. İlahi projedir. Bu şeyin İslam kelimesinin ikinci anlamı güvendir. Güven. Yani bir yerde barış varsa orada güven var demektir. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir toplum projesi çizer. Bu toplum projesini çizerken Nahl suresinde bir numaralı değer olarak güveni görür. Allahu metelen garyeten kânet âmineten der. Bir ülkeyi size vereyim, bir proje size çizeyim diyor. Ülke projesi bir numaralı âmineten güven demektir diyor Allah-u Teala. Mutmeyneden huzur, ye'tiha rizguha, üçüncü değeri de ekonomidir diyor. Güçlü ekonomi bir toplum için önemlidir diyor Allah-u Teala o ayette, o toplum projesinde. Bir numaralı değer güvendir. Şimdi barışın olmadığı yerde güveni yakalamanız mümkün değil. Onun için buradan çok ilginç bir mesaj verelim. İman kelimesi e'mene'den gelir Arapça. E'mene güven demektir. Yani iman dediğimiz şey güvenden kaynaklanıyor. Geliyor o kelime. İman eden insana güvenilir. Ha, güvenilen adamdır. Bravo. Güvenilen adam demektir imanı. Böylece İslam kelimesini, İslam dininin gelmesi Allah'la kul arasında, insanlar arasında güveni tesis etmektir. Bütün insanlığa güveni vermektir. O bir numaralı değeri topluma içirmektir yani daha doğrusu. Üçüncü manası İslam kelimesinin, İslam dininin teslimiyet anlamına gelir. Teslim olmak demektir bu kelime. Müslümanlık da bundan gelir. Yani kulun bütün benliğiyle Allah'a teslim olması anlamına geliyor. Ve Müslüman bir adama da en hassas emanetini teslim edebileceğin adam demektir. Onun için Peygamberimiz buyurur ki men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Yani Müslüman adam eliyle diliyle güvenilen adamdır. Peygamberimiz de bu Müslüman kelimesini, Müslüman kimliğini, Müslüman şahsiyetini tanımlarken böyle tanımlamış. Müslüman kişi elinden ve dilinden
insanların güvende olduğu adamdır. Böylece İslam kelimesi dünyaya bir taraftan barışı, bir taraftan güveni, bir taraftan da teslimiyeti getirdi. Başka bir açıdan dördüncü manası İslam kelimesinin rahmet demek, merhamet demektir. Şimdi Allah-u Teala hem peygamberimizi hem Kur'an-ı Kerim'i merhametinin gereği dünyaya göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberi, peygamber yapmış. Allah merhametinin gereği. Yani insanlar yoldan çıkıyor, yanlış iş yapıyorlar. Allah-u Teala onları cehenneme sokmamak için onlara merhamet ediyor. E merhameti neyle yapacaksınız? İşte ona bilgi gönderiyor. O bilgiyle onu kurtarmaya çalışıyor. Cehenneminden veya efendim yanlıştan onu kurtarmaya, şeytanın kulu olmaktan onu kurtarmaya çalışıyor. Onun için Kur'an'ı İslam dininin bir anlamı da rahmettir, merhamettir. Yani rahmet merhamet mi demek? Tabii. O aynı kökten geliyor. Rahmet yağıyor derler ya. Bravo. Rahim. Tabii tabii. Rahimeden geliyor. İki kelime ondan geliyor. Şimdi rahim ne demek peki? Acıyan, merhamet eden. Merhamet eden. Yani rahim, şimdi kök. Burada madem bu rahim kelimesine takıldık bir şey söyleyeceğim. Bak nasıl telefonlar gelecek. Allah anneye o kadar değer vermiş ki çocuğun yaratıldığı yere rahim diyor. İşte o yüzden merak ettim. Allah sıfatını oraya veriyor. Bizi merhamet teknesine yaratıyor Allah-u Teala. Anne bu kadar değerlidir bakınız. Yani Allah-u Teala çocuğun yaratıldığı yere rahim demiş. Ben de hep merak ederim insan çocuklara niye rahim diye isim takıyorlar diye bu yüzdenmiş meğerse. Evet. Hüvellezî yusavvirukum fil arham. Rahim diye isim mi olur ya? Evet. Düşünürüm lan insan niye koyar diye. Ama rahim isim meğersem olmak önemliymiş. Abdurrahim olur. İsim olarak verdiğimiz zaman çocuğa... Rahim diye futbolcu vardı ya. Kulu. Ama yanlıştır. Kulu. Allah onu öyle olması lazım. Kısaltı rahim isim verilmez. Anlıyor musun? Allah isim verilir mi? Verilmez. Rahim de isim verilmez. Abdurrahim olacak. Hocam rahime konuyor. İşte o da yanlış. Yanlış. Yani o da yanlış. Yani koymamak lazım. Rahim ve rahime isim koymamak tabii, lazım. Tabii. Abdurrahim olabilir ama. Tabii. Bizim Abdurrahim Albayrak var mesela hemşehriniz. Bütün annelere, bütün kız çocuklarına buradan hitap ediyorum. Diyorum ki bakın Hüvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Âl-i İmrân suresi ayet 6. O Allah ki sizi rahimlerde şekillendiriyor. Allah-u Teala bizi rahim tekne, merhamet teknesine yaratmış. Merhamet teknesinde. Ama bu insanlar merhameti toplumdan katlediyorlar. Ve merhametin ve Allah'ın yarattığı o tekneyi kırıyorlar yani. O tekneyi kırıyoruz. Onun için bizim ilkokulumuz anne karnıdır efendim. Bak bunu istesen tartışalım. Tartışacağız veya konuşacağız onu. Araf suresindeki ayeti kerimeye göre Allah-u Teala bizim ruhumuzu, bütün kabiliyet ve yeteneklerimizi, bizim şahsiyetimize ham olarak koyduğu yer ana rahmi olduğu için bizim ilkokulumuz orasıdır. Bizim ruhumuzu, aklımızı Allah'ı bulacak şekilde programlıyor Allah. Orada. Ayeti kerimededir bu. Araf suresinde sonra oraya geliriz. Ama şu bir realitedir. İslam kelimesinin rahmet anlamından hareket ederse şunu söyleyeceğiz. Yağmur ne yapıyor tabiata? Yağmur. Canlandırıyor. Canlandırıyor. İşte İslam da Kur'an da insanların gönlüne böyle can veriyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala ruh diyor. Yani Şura suresinin 52. ayetinde وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا diyor. Peki Kur'an'ın kelime anlamı nedir? Kur'an'ın anlamı okuma demektir. Okumayı birinci ibadet kabul eden kitap demektir. Onun için peygamberimize ikra demiştir. İlk okuma, ilk ibadet budur. En büyük ibadet de bu okumaktır. Tahsildir yani. Dolayısıyla Kur'an ismi okumaktan gelir. Okumayı tahsili bir numaralı değer olarak kabul eden kitap olduğu için aklına Kur'an demiştir ismine. Dolayısıyla İslam kelimesinin bu dört manasından hareket ettiğimiz zaman görürüz ki efendim yağmur tabiata ne yapıyorsa Kur'an da insanların gönlüne ve sosyal hayatını onu yapsın diye gönderilmiştir. Bu açıdan İslam kelimesini bu şekilde manalandırabiliriz. Şeytan ile Cebrail arasında dostluk, düşmanlık bir şey var mı? Yani iyi meleklerle kötü melekler arasında bir çekişme var mıdır? Cebrail şeytanın düşmanı mıdır? Şimdi meleği şöyle alırsak, buradan oraya geçtik ama daha dönersek işimiz var. Oraya. Döneriz oraya. Şimdi hepsine melek denir. Onun için iblis meleklerle beraberdi. Onlara secde edin dediği zaman Yüce Allah beraberdiler. Ha,
Fakat bunların içerisinde, meleklerin içerisinde bir iradesi olan var, olmayan var. İradesi olana iblis, şeytan diyoruz. Yani o meleklerin, cinlerin, affedersin, üç harflinin... üç harfli değil. O üç harflinin iradesi olana, Müslüman olabilen, inanan, inanmayanı var. Bunlara şeytan diyoruz. İşte üç harfli diyoruz. Ama bir de iradesi olmayan, sadece söyleneni yapan melekler vardı. Biz ona melek diyoruz. Bunların en büyüklerinde, işte en büyük görevleri yüklenen de bir tanesi Cebrail'dir. Yani mesaj taşıyan. Allah'la peygamberler biraz bir şey gibi, baş melek gibi aslında. Yani ha, o baş melekler birkaç tanedir bunlar. Bir tanesi Mikail'dir. İsrafil, bir tanesi Cebrail'dir. Bir tanesi ölüm meleğidir yani. Azrail diyorlar. Azrail. Yani mesela bu. Niye hep ille bitiyorlar? Efendim? Niye ille bitiyorlar? İl aslında il İbranca Allah manasına gelir. Mesela İsrail Allah'ın kulları demektir. Abdullah demektir. Bizde Arapçada Abdullah neyse Allah'ın kulu demektir. İbranice'de? Ha, İbranice'de İsra kul. Allah'ın kulları. İl Allah'ın kulları manasına geliyor. İsimleri budur. Aslında İsrail kelimesi biraz sanki insan tiksiniyor gibi geliyor. Bana bunu soruyorlar. Hocam bu kelime bizi tiksindiriyor. Oysa ki kim diyor bunu ya? İnsanlar soruyorlar. Allah Allah. Evet. Bu kelime bizi tiksindiriyor falan diyorlar. Ben de onlara diyorum ki hayır, Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Bu Hazreti İbrahim'in soyundan olan, İshak'ın soyundan olan insanların bütün kabilenin adı İsrail'dir. Dolayısıyla İsmail'den gelenler de Araplardır. Ama orada il Allah anlamına geliyor. İsrail Allah'ın kulları manasına geliyor. Dolayısıyla şeye bakarsak İslam kelimesine, İslam'ın getirdiklerine bakarsak, geçelim mi oraya? Murat Bey ne dersin? Nereye geçelim? Yani İslam'ın ne dediğini anlattık. Hocam, peki İslam bir şey yapıyordu. Cebrail'i konuşuyorduk. Cebrail'i konuşuyorduk, evet. Ha, Cebrail. İşte Cebrail dediğimiz melek, büyük yani meleklerden... Yani İblis'le bir dostluğu, düşmanlığı var mı diye. Hayır, İblis'le dostluğu, düşmanlığı onun olamaz. Olamaz. Meleğin olamaz. Bizlerin meleklere dövdüğü düşmanlığımız var. Menkâne, adet. Hayır, mesela şimdi bunlar nerederse, bir yerdeler bunlar. Yani şimdi bunlar herhalde birbirini görüyorlar sonuç olarak. Ha, tabii görebilirler. Cebrail'le İblis karşılaştı. Ne konuşurlar? Birbirine bir şey derler mi? Konuşurlar mı? Onların karışıp da bir mesaj verdiklerini tahmin etmiyorum. Evet. Fakat şeytan, iblis bunun taşıdığı mesajı hırsızlama yapar diyor ayet-i kerime. Şimdi Allah-u Teala bize mesaj verdiği zaman da nasıl bu hacker diyorsunuz ona, televizyonun mesela yayınını önler ya. Allah-u Teala'dan bize gelen mesajı şeytan araya girer diyor. Hırsızlama yapar diyor. Ben de diyor Allah-u Teala şihabun mubin ile onu yakarım diyor. O hırsızlama yapan şeytanı yakarım diyor onlar. Onu da koruma mekanizması vardır yani. Ve lekad ce'anna fissemâyi burucen ve zeyyennâhâ linnâzının ve hafıznâhâ min külli şeytanir racim. Ben göğü bütün burçlarla süsledim ve onu şeytandan korudum diyor. Yani bu, onu nasıl koruyorum diyor, aşağıda anlatıyor. Hırsızlama yaptığı zaman mesajı, onu yakıyorum diyor Allah-u Teala. Hocam, bu burçlar nedir? Füsrediği burçlar neyi bu kastediyor? Burçları, yıldızları kastediyor herhalde. Bu burçları zodyak dediğimiz şey var ya, ben bunu gittim tefsiri yaparken, tabii orada bilgimiz az olduğu için ben gittim bu Cebze İlimler Akademisi var ya. TÜBİTAK. Orada birkaç tane profesörü aldım, getirdim, astrolog. Bana bunu anlatın dedim. Onlar da bana anlattılar o zodyakların olduğunu. Ve ben onu geldim tefsirime koydum. Özetini yaptım. Bana kitap verdi. O kitabı da özetledim koydum. Çünkü orada gerçekten o hassas bir noktadır o burç. Zodyak şeydir. Çeviren. Yani, tabii. İşte o ilahi, yani bütün gezegenlerin, semadaki gezegenler şeydir, süstür işte. Ve zeyyenna halin nazirin diyor. Bunun da bir esprisi vardır bu ayetin. Medresenin önünde gençler oturuyor. Oradan bir kız geçiyor. Çok güzelmiş. Oradan talebe takılıyor. Ve zeyyennâhâ linnâzırın dedi. Yani? Bu kızı Allah bakanlar için süslemiş. Bu ayetin son kısmını okumuş. Kız da çok kültürlüymüş meğer. Dönmüş bakmış ona. Ve hafıznâhâ min külli şeytanı racim. Her laf atan şeytandan onu da korudu diyor Allah. Ama muhteşem bir yer. Şeydir bu, espridir. Efendim, dolayısıyla tabii iblis
Secde etmeyince meleklerden ayrıldı. Bu bir ayrım olmuştur. Ama mesaj taşıyor bize peygamberlere, bize de ilham taşıyor. Yani Cebrail'in görevi bitmemiştir. Geçen hafta galiba değindim ben buna. Ama bir daha değinmiş olalım. Bütün buluşları yapan ilim adamlarına ilhamı Cebrail taşır. Çünkü ilahi bilginin olmadığı bir yerde bir şey yapılamaz. Çünkü bir yaprak bile ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemha diyor. Bir kuru yaprak bile benim bilgim olmadan kıpırdamaz. Kıpırdayamaz, düşemez diyor. Benim bilgim vardır diyor Allah-u Teala. Suç işledik. Dünyada da cezamızı çektik. Atıyorum hırsızlık yaptık. İşte 2 sene hapis yattık işte. Bilmem şu suçu işledik, şu cezayı da çektik. Ahirette bunun tekrar cezasını çekecek miyiz? Şimdi bazı suçlar vardır. Çok güzel bir soru sormuş adam. Bazı suçlar vardır. Dünyevi hukuk bakımından, amme hukuku bakımından suçtur. Cezayı çeker. Bir de günah boyutu vardır. Mahşerde çeker. Yalnız bu dünyada suçunun cezasını gören adam Allah'a istiğfar ederse Allah onu ben affederim. Tövbe ederse. Evet, tövbe ederse, af dilerse ben onu affedebilirim diyor. Yani o artık Allah onu yapacak ama o açık kapıyı pek çok ayette koymuş. Özellikle Furkan suresinin son sayfasında o açık kapıyı bıraktı. Yani benim kulum, ben mahvoldum. Çamura kadar boğazıma battım, günaha battım. Ümitsizlik yoktur. Allah'ın rahmetinden ümidi kesme yoktur. Olamaz, günahtır. Ümidi kesmek günahtır. Ancak kafirler müblis olurlar. Müblis, ümidi kesen demektir. Bu bakımdan Allah-u Teala ona açık kapı veriyor bu arkadaşımızın sorduğu soruya. Yani o tevbesini yapsın, dönsün yani iyiye. Ve bir de istiğfarını yapsın, af dilesin. Allah-u Teala inşallah onu affedecektir. Peki suç olup da günah olmayan şey var mı? Suç olup da günah olmayan şey, suçla günah yan yana gider. Bir yerde suç varsa, bir kötü varsa onun bir günah boyutu vardır. Bu da vardır muhakkak değil mi? Bence... Günah boyutu vardır. Mesela öteki türlü konuşalım bunu Fatih Bey. Sizin sorduğunuzun tersi bakalım madalyona. Günah vardır ama suç değildir. Örneğin namaz kılmıyorsunuz, günahtır ama suç değildir. Oruç tutmuyorsunuz, günahtır ama suç değildir. Hacca gitmiyorsunuz, günahtır ama, yani zenginsiniz, hacca gitmiyorsunuz fakat suç değildir. Kimse size zorla namaz kıldıramaz, kimse size zorla oruç tutturamaz. Niye oruç tutmuyorsun diye sizi hapse atamaz, sizi cezalandıramaz. Böyle bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla bunlar günahtır, suç değildir. Ama diyelim ki adam öldürmek hem suçtur hem günahtır. Peki hocam az önce söylediğiniz bu... Pardon, suç değildir derken dünyevi suç değildir. Hangisi? Mesela namaz kılmama için... Tabii dünyevi suç diyor. Dünyevi suçla suç günah ayrıdır. Dini boyuta günah diyoruz, dünyevi boyutuna suç diyoruz. Evet. Sizin söylediğinize yol açıyor. Diyor, İslam barış dini dedi hocam. Peki sadece Müslümana yönelik barış mı yoksa herhangi bir dine mensup olanlara yönelik de aynı barış ve hoşgörüsü var mı? Tabii çok güzel bir soru. Hocam su için. Su içiyorum. Müslümanlık peygamberimize diyor ki Allah-u Teala ne kadar arzu edersen et İnsanlığın çoğu Müslüman olmaz. O zaman Müslümanlarla Müslüman olmayanlar bir arada yaşayacak. Barışçı bir şekilde yaşayacak. Olgun bir Müslüman, olgun bir Müslüman toplum, farklı inançlarla beraber komşu halinde yaşayan toplumdur. Bunu Osmanlı yaşatmıştır. Murat Bey bunun en güzel bilenlerden biridir sosyolojik bakımdan. Efendim, Müslüman demek bütün Müslümanlarla bir arada yaşayan bir toplum olmamıştır. Hiçbir peygamber silme bir Müslüman toplum yaratmamış, oluşturmamıştır. Ama farklı inançlara mensup olan insanlarla beraber bir arada yaşayacağız. Bunu nereden alıyoruz biliyor musunuz? Bu Allah ahlakıdır bu. Allah bu dünyada kafirin de, Yahudinin de, Hristiyanın da, müşriğin de, Müslümanı da bir arada yaşatıyor. Allah'ın mülkünde böyle yaşıyoruz.
bu Allah'ın ahlakını, bakış açısını biz Müslümanlar yeryüzüne indirmemiz lazım. Ve biz de diğer insanlarla beraber barış içinde yaşamamız lazım. Sen Müslümanla barış içinde yaşayacaksın. Müslüman olmayanla düşmanlık yapacaksın diye bir olgu yoktur efendim. Onlarla da beraber komşuluk yapacaksın. Onlarla beraber bir arada yaşayacaksın. Onlarla beraber bir devlet kuracaksın. Onlarla beraber toplumun bütün değerlerini paylaşacaksın. Barış budur. O aksi takdirde o Müslümanlığın getirdiği barış olmaz. Ben size bir şey okuyayım bakın. Buyurun. Bir tarafta on binlerce lira maaş alan kaymak tabaka, diğer tarafta üç kuruşa talim eden kunta kinteler. Pandora'nın kutusu açılmış gibi gözüküyor. Böyle nasihatlerle kapanmayacak. Ekonomik krizin sosyal patlamayı gıdıklamasını dini ahlaki pompalamalarla dengelemeye çalışıyorsunuz gibi geliyor bana. Evet. Cevap verelim ona. Bunlar nafile çabalar diyor. Evet. Beyefendi siz bunun Allah'ını yapanlarla neyse. Hayır biz. Buyurun hocam. Cevap verelim mi? Verin. Birinci yani, kızıyorlar. Hayır oluyor. O da kendi yaşadığı şartlara göre bir şey söylemeye çalışıyor. Biz ona şunu söyleyelim. Eğer bu insanlar Allah'ın dediğini yerine getirselerdi o zaman o sömürü olmayacaktı. O farklı maaş ve bir sürünen insan olmayacaktı. Allahu Teala eğer bir toplum diyor bazı kesimler inliyorsa fakirlikten, imkansızlıktan orada erdem yoktur diyor Allahu Teala. Bakın bunları işte bu yanlışları ortadan kaldırmak için bu din gelmiştir. Bunun için bunları anlatıyoruz biz. Örneğin açalım bakalım şimdi. Bakın şimdi burası neresiydi efendim? Peki. Velev ennehum sabaru. Az ileriye gittiğimizde aha açtık burası çıktı. Bir yaprak. Keramete bak. Açar şurayı. Açar açmaz çıktı. Evet bak şimdi. Şurayı okur musun? Haşr. Haşr suresinin. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından peygamberlere verdiği ganimetler, Allah peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Buyurun. Devam et ama bak ne var. Bu taksim malların içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaması içindir. Bak zenginler arasında elinde dolaşan bir devlet, bir güç olmaması için o malın efendim olmaması için ben bu taksimi yapıyorum. Hocam ama fakir devletin başına geçti mi zengin oluyor bir süre sonra. O ayrı bir şey. Ben oraya girmem. Fakat ben şuradan bu vatandaşımıza şunu haykırıyorum. Şu ayeti eğer Karl Marx bilseydi 24 ayar Müslüman olurdu. Ben Karl Marx'ı okumuş bir adam. Karl Marx'ı didik didik etmiş bir adam. Kapitalinden manifestosunu da hepsini. Hocam İslam sosyalizmi dedikleri bu değil mi? Eğer bunu okusaydı efendim. İslam sosyalizmi denilen ayet bu değil midir? Yani bir tanesi. Başka bir tane var. Tabii İslam sosyalizmi. Yani dünyadaki baktığınız zaman özünde en sosyal din çünkü. Ha bravo. Bu kadar adaletçi bir dinin sosyalist olması mümkün değil. Şimdi bakın şunu. Şu ayeti kerimeyi okusun. Bu arkadaşımıza rica ediyorum. Okuması lazım ki. Şu ayete bir bakar mısınız? Hocam efendim? Bence o arkadaşı bırakalım ya. Ha? O arkadaşı bırakalım diyorum. O başka bir yerde dolaşıyor çünkü. Yani biz bu programı millet uyutmak için yapıyormuşuz. Bu değil. Dur. O değil. Şu. Bu uymaz o şeye. Şu uymaz evet. Şu. Ha. Bakın Fatih Bey ne buyuruyor Allah? Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Evet. Bol rızık verenler rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Bakın ben diyor sizi farklı farklı, tabii birisi ekonomi bakımından güçlü olmazsa emeğiyle çalışan bulamazsın. Dünya durur, üretim durur Allah-u Teala diyor. Yani bunun açıklaması budur. Yani bugünkü ekonomiye göre Allah-u Teala diyor ki bazı insanlara rızkı farklı veririm. Bu benim kaderimdir. Çünkü dünya hayatı yürümez. Birisi iş veren olacak, birisi iş emeğiyle çalışacak. Aksi takdirde herkesin milyarder olduğu bir yerde kimseyi çalıştıramaz. Herkesin milyarder olduğunu kim kime boyun eğer? Mümkün değil. Ama diyor Allah-u Teala, geçim standardı bakımından aranızda eşitlik olması lazım. Büyük fark olmaması lazım diyor. Muhteşem bir ayet. Şimdi bu ayetin sosyal hayata bakışı, insanların birbirine ekonomi bakımından yaklaşması, insanların haklarını korumak, ekonomik haklarını korumak için dehşet verici bir ayettir bu. Bunu Müslümanlar bilseler bu ayetleri, böyle yapılmaz. Biliyorlar da işlerine gelmiyor hocam. Yani. Bilmezler mi? Yani bunu bilmek için Müslüman olmaya gerek mi var? Ha. Biraz insan aklı olan bunu bilmez buna mi? Gider. Aklıyla buna gider. Burada da ayet olarak getirmiş. Koymuş.
Yani muhteşemdir. Ben bu soruyu bu şekilde cevaplamam. Hocam herkes bir düven uydurmuş. Kimi Müslümanlıktan zengin oluyor, kimi başka yerden zengin oluyor. Herkes bir yerden oluyor. Önemli olan iyi insan ve ahlaklı insan olmayı kimse hatırlamıyor. Evet. Onu da neden olduğunu biraz sonra konuşacağız. İslam ahlakı konusunda konuşabiliriz onu. Konuşuruz efendim, hocam, konuşuruz. Konuşuruz, çok kızıyorum ben bunlara. Vallahi çok kızıyorum. Hocam, peki İsa'ya havariler hakikaten iman ettiler. Niye değiştirdiler? Neyi değiştirdiler? Yok, İncil'i. Ha, İncil'i onlar değiştirmedi. İncil'in daha sonra değişim olayı vardır. Çünkü o kutsal kitapların çok büyük bir talihsizliği vardır. Yani bugün açısından bakarsak. Bunlar çoğaltılamamıştır. Bunlar yazılıp çoğaltılamamıştır. O zaman bunlar korunmamış mı? Korunamamış. Hayır, Allah tarafından korunmuş. Hayır, Allah tarafından korunmuş ama insan bunu tarafından... Bunu biz koruyacağız diyor. Ha, bunu biz... Ama ne, kime korutacak onu? Biz koruyoruz. Biz bunu ezberliyoruz. Biz bunu yazıyoruz. Matbaasını basıyoruz. Mümkün değil. Sen şimdi şuna bir harf değiştiremezsin. Bir nokta değiştiremezsin, anlarım ben. Ama ödekiler olduğu gibi gitmiş. Ha, o tabii, yani orada o zamanda krallar, bir takımına krallar baskı yaptı. Din adamlarına. Din adamları o kralların arzularına göre ayetleri değiştirir diyor Allah-u Teala. Yani ayeti kerime söylüyor bunu yani. Maide suresinde. Dolayısıyla müdahale ediliyor, şey yapılıyor. Çoğaltılamadığı için de, çoğaltılamadığı için de yani insanlar... Kur'an bunu... gibi korunmamış. Ha, tabii. Yani tabii insan unsuru... Allah tarafından. Tabii Allah bununla korumuş onu, bakın. Ha, bununla. Ha, o kitapları Kur'an'la korumuş işte. Muhteşemdir bak. Bu söylediğim söz, al yaz onu üniversitenin kapısına. Allah Tevrat'ı, İncil'i ve bütün vahiyleri Kur'an'la korumuştur. Olay budur. Peki niye baştan mesela ilk yolladığı kitap neyse onu korumamış da sonradan... Efendim, o zaman sözden söze geliyordu, yazı yoktu. Yazı yazılmamıştı. Peygamberin kafasındadır. Peygamber söylüyor sözleri. İnsanlar onu zaman geçtiği sonra Tevrat, peygamber değiştiriyor. Tevrat çıktığı zaman yazı var ya. Ne zaman? Tevrat zamanında yazı var. Yazı bulunmuş o zaman. Var tabii. Ama nasıl geldi o Tevrat biliyor musunuz? Yani o Tevrat nasıl gelmiş? Vahiy katibi kimdi? Onu Allah-u Teala hem Araf suresine hem Kasas suresinde... Kimdi vahiy katibi? Kimse değil. Allah taşa faksladı. Taşa faksladı. Taşa faksladı. Faksladı, evet. Faksladı. Çünkü ışık gördü Hazreti Musa Sina çölünde giderken. Dedi ki, ben bir ışık gördüm dedi. Ola ki Rabbim bana bir mesaj veriyor veya bir kor alıp gelip size ateş yakarım diyor. Demek ki kış mevsimiymiş. Gitti oradan Tevrat'ı aldı geldi. Kim yazdı onu? Kime yazdı onu? Tevrat'a dağlar. Nerede yazdı onu? Taşa faksladı. Levhaları geldi attı diyor. Evet. Yani levhaları yere attı. Levhaları aldı geldi. O levhaları nerede buldu? Şimdi o levhalar nerede? O levhalar işte kayıp. Ama tahmin ediyorum o levhalar... Bu taraflarda olduğu söyleniyor ama. Hayır, hayır. Vallahi her filmde başka bir yerde olduğu söyleniyor. Şeyde ama... o filmi seyrettiniz mi? O muhteşem bir film var. Yahudiler çevirmiş onu. Ben Amerika'da seyrettim onu. Bakın şu ayeti şey yaptılar. Ne diyorsunuz ona? Film çevirilir. Nereden çevirilir o? Bir yazıyor ya. Senaryo. Senaryo yaptı ona. Bakın şu ayeti. Yahudiler. Evet, Yahudiler bu ayeti aynen çevirmişler. Şunu okur musunuz? Hangisi? Son ayeti. Ya Fatih Bey, bak dikkat et, bak şu senaryoya bak. Aa, şeyi söylüyorlar. Musa'nın şeysi vardı ya. Aha, aha. Peygamberleri onlara onun hükümranlığının delili tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir sekine... Musa ve Harun ailelerinin bıraktıkları bir kalıntı vardır. Evet. Şey. Bak. Bu meşhur sanduka. Sandık. Yahudiler o sandukayı arıyorlar. O filmde muhteşem bir film ama. Olacak iş değil. Yani ben onu seyrettim mi bu ayeti hatırladım. Ben şeyi seyrettim. Lara Croft'u seyrettim. Muhteşem bir filmdi o da hakikaten. Ama şu ayeti çok vardı. Çünkü o Yahudilerde de var o. Var tabii yani. O sanduka kimin önünde olursa. O sanduka mağlup olmaz o ordu. O sandukanın içine ne vardı diyor Allah-u Teala, bunu burada söylüyor. Melekler taşır diyor o sandukayı. Peki hoca, şimdi aklıma geldi. Filmden bahsetmişken Angelina Jolie demişken şimdi aklıma geldi birden. Şimdi eyvah diyor Murat şimdi. Ya hepimiz Allah'ın kuluyuz. Evet. Hepimizi o yarattı. Şimdi niye mesela beni müsvedde gibi yarattı da Angelina Jolie'yi fıstık gibi yarattı? Yani niye insanların hepsi güzel değil? Kimini çok güzel yaratıyor, kimini böyle yani eskiz yapmış atmış gibi. Niye?
Hani derler ya Allah boş vakti yarattı diye mesela. Niye beni boş vakti yaratmamış da? İş öyle değil. Şimdi bir güzel kavramı var. Bir en güzel kavramı var. Olmak istiyorsun mesela. Yok hayır ya. Bakın, güzel değil mi? Brad Pitt var mesela. İnsanların yaşadığı iklime, gıdalanmalarına ve gen yapısına, sisteme göre insanlar annelerinin yediği gıdalara göre ve beslenmesine göre, yaşadığı iklime göre insanlar farklılık kazanır. Yani hocam ve şunu ki, soruyor Fatih Bey ama. Ha? Fatih şunu soruyor. Cenab-ı Allah aktif kabiliyetini, yaratıcılık gücünü kullanarak niye hepimizi suretini hub olarak yaratmadı güzel vaziyette? Onu soruyor. Hepsi güzel vaziyettedir. İnsan güzeldir. Bize göre o insan çirkindir. Yani biz değerlendirmemize göre, bizim gözümüzde o insan çirkin. Hocam yapmayın, göz ne var demiş? Yapmayın, görüyoruz işte fıstık gibi güzel insanlar tamam, var. Sana göre öyle geliyor. Mecnun ne demiş? Sen benim gözümle bakmıyorsun Leyla'ya demiş. Leyla çirkindir diyor ona. Hayır diyor, sen benim gözümle baksan Leyla'nın güzel olduğunu. Yani her kör satıcının bir kör alıcısı bulunur mu demek istiyorsun hocam? Evet, aynen öyle. Onun da bir güzelliği var. Onu da beğenen biri var. Bak evleniyor, görüyorsun. İnsanlar hanımlarıyla sokağa çıkıyor, görüyorsun. Bak diyorsun ki bu buna benziyor. Benim babam bana bir hikaye anlatmıştı. İstanbul'da inşaat işçi olarak çalışırken mühendisi varmış. İnşaatın mühendisi. Babamla samimi oldu. Babam işçi. Fakat ya dedi bu mühendisin yanında bir hanım var diyor. Olacak işte bakamazsın o kadar çirkin ki. Demiş ona bir gün dayanamamış babam. Demiş ki mühendise. Mühendis bey. Bir şey soracağım sana ama kızma bana. Söyle. Ya bu yenge hanımın neresini beğendi daha? Burada bir laf sorar zaten hocam. Şimdi ne demiş ona mühendis biliyor musun? Sen onun ruhunun güzelliğini göreceksin. Doğru bir laf ya. Hakikaten doğru sen bir laf. Sen onun ruhuna bakacaksın. Bazı insan konuştukça güzelleşiyor, bazı insan konuştukça çirkinleşiyor. Evet. Mühendisin ismi Mecnun Bey mi mühendis? Ha? Mecnun Bey mi mühendis herhalde? Bilmiyorum. Onun ne oldu ama her seven biraz Mecnun'dur canım. Aslında ben ona layık değilim dedi. Onun ruhuna, onun şahsiyetine, onun davranış biçimine o hanımın. Efendim yani güzellikler farklıdır. İzafidir güzellik. Hocam yani. Şimdi diyor. Peki şimdi İslamiyet'ten önce bilinen iki büyük din var. Herkesin tabi olduğu ya da tabi olması beklenen işte. Yahudilik gelmiş, arkasından Hristiyanlık gelmiş. Son gelen din de İslamiyet. İslamiyet bunlardan farklı ne getirmiş, ne emretmiş farklı olarak yoksa aslında hepsi özünde aynı mı? Şimdi... Yani nedir İslam'ın mesajı? Şunu söyleyeyim, onu sizin dediğinize geleceğim. Onun bir altyapısı var. Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'ın oluşturduğu din de İslam'dır. Hazreti İsa'ya gelen İncil'in de oluşturduğu din İslam'dır. Dolayısıyla bu bütün peygamberler İslam dinini oluşturan bir süreç meydana getiriyorlar. Fakat Yahudilik ve Hristiyanlık sonra da meydana gelmiştir. Ama bütün bu dinlerin, bütün peygamberlere gelen dinlerin müşterek noktası vardır. Asgari müşterekleri vardır. Bunlardan bir tanesi tevhid inancıdır. Allah'ın birliği, varlığı ve birliğine iman etmektir. Bu bir numaralı, bütün dinlerde var olan, değişmeyen bir değerdir. Değişmeyen bir oluşumdur. İkinci oluşum ise vahye imandır. Yani Allah-u Teala kullarıyla bir ilişki sistemi kuruyor. Yani bir iletişim kuruyor. Allah-u Teala bizimle kulunu yaratıyor ama onunla bir iletişim sistemi kuruyor. Bu iletişim sistemi bir tanesi de vahiy. Vahiydir yani. Dolayısıyla vahye inanmak bütün dinlerin olmazsa olmazıdır. Üçüncüsü ise ahirete imandır. Yani bütün dinlerin müşterek noktası Hazreti Adem'den tutunuz, Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün dinlerin müşterek noktalarının bir tanesi ahirete imandır. Dördüncüsü ise peygamberlik müessesesine iman etmektir. Yani bütün dinlerde bunlar esastır. Örneğin bazı haramlar da esastır. Şimdi Hazreti Adem'e gitsek veya Hazreti Nuh'un toplumuna gitsek Hazreti Nuh döneminde efendim alkolün yasak olduğunu bulamazsın. Çünkü öyle bir yasak dönemi olmamıştır. Öyle bir teknoloji, alkol üretme teknolojisi yoktu. Sonraki dinlerde bu olmuştur. Onun için temel haramlarda ve temel ibadetlerde müştereklik vardır. Örneğin bütün dinlerde namaz vardır. Oruç vardır. Kurban vardır.
Hazreti İbrahim'den sonra haç vardır. Dinlerde vardır bunlar. Aynı zamanda haramlar vardır. Mesela adam öldürmek bütün dinlerde haramdır. Bütün dinlerde haramdır. Yani önceki dinlerde haramdır. Mesela kul hakkı yemek haramdır. Bütün dinlerde. Mesela zina etmek haramdır. Bütün dinlerde bu böyledir. Dolayısıyla dinlerin müşterek tarafı vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim niye geldi diye bir soru sorarsanız, bakın siz sormadan ben söyleyeyim. Çünkü bunun da bilinmesine yarar vardır. Eğer Hazreti Musa'nın İslam'ı değişime uğramasaydı, Hazreti İsa'nın İslam'ı gelmeyecekti. Hazreti İsa'nın İslam'ı değişime uğramasaydı, yani o dinin adı Hristiyanlık, öbürünün adı Yahudilik olmasaydı, Kur'an-ı Kerim gelmeyecekti. Kur'an-ı Kerim'in geliş sebebi eskiden olan, dinlerde olan değişimin asıl halini ortaya koymaktır. Ama yani, Hazreti Muhammed'in geleceği baştan belli olduğuna göre tabii, Allah biliyormuş herhalde dinlerin bozulacağını. Tabii, onu müjdelemiştir. Yani hem Tevrat'ta Muhammed adını vermiştir, hem bir de şu vardır. Allah-u Teala'nın din gönderme, peygamber göndermede bir ölçüsü daha vardır. Bu ölçü de şudur. Gelişen toplumlar problem oluştururlar. Yani toplumlar geliştikçe kendileri problem meydana getirirler. O problemleri çözmek için yeni bir çözüm kitabına ihtiyaç vardır. Ama niye İslam'dan sonra, Kur'an'dan sonra din gelmiyor diye bir soru soracaksınız. Hemen anlıyorum, Murat Bey sormadan ben karşılayayım işi. Olay şudur. Fatih Bey, şöyle bir ayrım yapalım. Hazreti Adem'le Hazreti Musa'ya kadar gelen dinlere ilkokul çağı eğitimi diyebiliriz. Altyapı yazıyorlar yani. İlkokul çağı. Hazreti Musa'dan Hazreti Peygamber'e kadar gelen dine de lise çağı tahsili. Hazreti Muhammed'le üniversitede mezun oluyor insanlık. Artık insanlık aklına bakarak, akla vurarak geçmiş bir dinden, vahiyden kendi hayatını çizebilecek duruma gelmiştir. Yani bu vahye bakarak insan kendi problemlerini, yeni problemlerini çözecek duruma gelmiştir. Onun için başka bir dine ihtiyaç yoktur ve bu da kaybolmamıştır. Yani buna yanlışlık girmediği için dolayısıyla yeni bir dine ihtiyaç yoktur. Peki hocam, şimdi pardon Murat, lafını kestim. Bir soru var da diyor ki Tövbe suresi 5. ayette Yahudi ve Hristiyanları yakaladığınız yerde öldürün diyor. Bu nasıl barış diyor birisi. Şimdi o dediği bu o anlamda değil. Yakalayın. O başka yerde de var o. Şeyde de var. Bakara suresinde de var. Vaktuluhum haytu zakıftumuhum ve ahricuhum min haytu ahricukum diyor. Onları sizi nasıl öldürdüyse siz de onları öldürün. Sizi nasıl ülkenizden çıkardıysa siz de onları çıkarın diyor. Bakara suresinde. Gerçi orada da var bu. Olay o şudur efendim. Sizi çıkarmaya çalışıyorsa, sizi öldürmeye çalışıyorsa o adam, siz de onu öldürebilirsiniz diyor. Yani burada nefis müdafaası var demiştik ya biraz evvel. Olay budur. Yani durup dururken bir insanı öldürmez. Hatta ve hatta kan davası gütmeyi uygun görmez İslam. Yani peygamberimize yapılanların öcünü peygamber almamıştır. Hazreti Hamza'yı öldürmüşlerdir. Hazreti Hamza'nın öcünü almamıştır. Affetmiştir mesela. Hindi ve Vahşi'yi affetmiştir. Dolayısıyla İslam'da bu o ayet ve başka ayetler eğer sana saldırırsa sen de karşı koyabileceğin, ona müsaade veriyor. Çünkü savaş hayatın bir parçasıdır. İnsanlık hayatının, sosyal hayatın bir parçasıdır. Çünkü bazı insanlar bazı insanlara saldırıyor, bazı insanları elindeki ekmeğini alıyor, hayatını almaya çalışıyor, ekmeğini alabilmek için adamı öldürüyor. Ne yapsın adam, kendini müdafaa edecektir. Dolayısıyla o ayetleri bu şekilde anlamak gerekiyor. Onu yanlış anlatıyorlar ve İslam'ın aleyhine kullanılıyor bu. Esas bunu bu şekilde anlamak gerekiyor. Sen bir şey diyordun Murat. Şeyi soracağım. Demin bahsettiler Tevrat, İncil. Hocam, İslamiyet'e göre Hazreti İsa'ya İncil ayetler şeklinde nazil oldu mu? Şimdi tabii ayetler şeklinde vahyoldu ve o ayetlerinin bir tanesinde de peygamberimizin ismi geçiyor. Hani var ya Saf suresinin 6. ayet, İsmihu Ahmet. Onun ismi Ahmet'tir diyor. Hazreti İsa'ya dedi ki senden sonra bir peygamber gelecek, ismi Ahmet'tir.
Tevrat'ta da Muhammedur Resulullah. Şimdi müsaade buyursanız açarsanız Fetih Suresi'nin son ayetini. Orada bakın şimdi ayet nasıl geldiğini göreceğiz. Yani Murat Bey haklı olarak bir soru sordu. Hocam Fatih nerede Bey, şey? Benim bir istirhamım vardı bir zamanlar. Fetih Suresi ayet 29. Ben size göstereyim. Git biraz daha. Şurada. İleride. Evet. Fetih. Son kaç? Ayeti 29. Şu ayet. Bak ne Fatih diyor? Bey çok ilginç bir soru sordu Murat Bey. Şu ayetin bakın 29. ayetin bir manasını okuyacaksın da ben önce anlatayım. Yarısı Tevrat'tadır bu ayetin. Yarısı İncil'dedir. Tamamı Kur'an'dadır. Şimdi biz bu ayeti okuduğumuz zaman hem Tevrat'tan bir ayet okuyoruz, hem İncil'den bir ayet okuyoruz. Namazda mesela zamm-ı sure olarak. Hem de Kur'an'ın da bu yer alıyor, Kur'an okumuyor. Ne diyor? Şimdi burada diyor ki, şimdi Tevrat'takinin manasını vereyim. Murat Bey o sonra manasını okusun. Diyor ki Allah-u Teala ben Tevrat'ta Muhammedur Resulullah demişim. Yani Allah'ın Resulü Muhammed geleceğini belirtmiş. Buyurmuş ki onunla beraber olanlar düşmana karşı fire vermeyen, boyun eğmeyen ama kendi aralarında merhametli olandır. O Muhammed'in ümmeti Hazreti Musa'ya söylüyor. Var mı bu Tevrat'ta? Var Tevrat'ta. İşte o söylüyor. Bakın abi, geliyor şimdi. Ve meseluhum fit Tevrat. Bugün Tevrat'ta var mı? Bugün Tevrat'ta yok. Bugün Tevrat'ta yok tabii. Onun için bu düzeltiyor onu Kur'an-ı Kerim. Bugünkü Tevrat'ta olmayan ayetleri gösteriyor ki bize. Onun düzeltiyor, Tevrat'ı düzenliyor. Bakın şimdi manasını okuyacak. Yarısı Tevrat'ta. Okur musunuz manasını? Şeyden, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Atlıyorum arayı. Devam et. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı kararlı ve tavizsiz, kendi aralarında ise son derece merhametlidirler. Evet. Onları rükû ve secde ederken görürsün. Allah'ın lütfunu ve rızasını kazanmayı arzularlar. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki özelliklerdir. Bak, şimdi buraya Tevrat'taki kadar. Özelliklerini, Müslümanların özelliklerini ayet olarak Tevrat'a gönderdiğini söylüyor. Şimdi ve meseluhum fil İncil bakın şimdi. Evet. İncil'deki özellikleri de şudur. Filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dimdik duran bir ekine benzerler. İşte bu da İncil'dedir diyor ayet. Şimdi demek ki bakın bu ayet... Hocam peki nerede bunlar? Nerede bu şey? O değiştirildi ya. Yani biz dediğimiz eğer Yuhanna, Matta, Markos bu İncil'i beşer yazmasaydı, yazmasaydı onu... Havariler biliyorlar mıydı bu İncil'i? Tabii. O İncil'i havariler biliyordu. O İncil'i İsa'dan almışlardı. İsa onlara bunu okudu. Onun hacmi biliniyor mu? Hacmi biliniyor mu? O İncil'in? Onu şöyle tahmin ediyorum. Yani bunun miktarı yok Kur'an-ı Kerim'de. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bir inceleme yaptığımız zaman da yani onun hacmi Kur'an'ın belki de dörtte biri, beşte biridir yani. Tevrat da öyle. Yani Kur'an-ı Kerim'in dörtte, beşte biridir filan. Yani bir kurallar bütünü böyle. Kurallar bütünüdür. Çünkü Allah diyor ki ben ona Hazreti İsa'ya hem Tevrat'ı öğrettim diyor, hem İncil'i öğrettim diyor, hem hikmeti öğrettim. Şeyde Ali İmran suresinde söylüyor. Demek ki bu ayet muhteşemdir. Ölülere Kur'an okumak. Nereden geldi o? Vatandaş söylüyor ki ölmüşlerimize Kur'an okuyoruz. Bunun İslam değeri var mıdır? 7'si, 40'ı, 50'si gibi inançlar vardır. Bunlar doğru mudur? Şimdi o zaman ciddi olarak bunu cevaplandıralım. Lütfen. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyurur ki men amile salihan feli nefsihi. Kim bir iyi amel yaparsa kendisinedir. Ve men esa'a fe aleyha. Kim kötü bir amel yaparsa o da kendi aleyhinedir. Dolayısıyla Kur'an okumak bir ibadettir. Bir ameldir. Bunu Allah rızası için yapacak, niyeti öyle olacak, ölü için niyet edemez. Şirk olur. Açıkça net söylüyorum. Nasıl? Kur'an okurken Allah rızası için niyet edeceksin. Ölüye rahmet okursun. Ölüye Kur'an okunmaz. Ölüye Kur'an, şimdi niyet yaparken, namaz kılarken kime niyet ediyoruz? Allah'a. Ya Rabbi senin rızan için öğle namazını kılmaya demiyor muyuz? Senin rızan için diyoruz. Peki Kur'an okumak da ibadet değil mi? İbadet. Kim için yapacaksın bunu? Allah için. Ölü için değil. Biz ölüye rahmet okuruz. Biz ölüye af dileriz. Bak. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine deriz biz.
Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri affeyle. Ölü için biz af dileriz, rahmet okuruz. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarla bir araya geldiği zaman da, mezarla geçerken, Esselamu aleyküm ya ehlel kubur ve inna inşallahü biküm le lahikun buyurmuştur. Yani ey kabir ehli, selam size olsun, rahmet sizin üzeriniz olsun. Ve yakında biz de size kavuşacağız. Şimdi bu selam verme, rahmet okuma var. Ya Rabbi benim anne babama rahmet eyle, onları affeyle ver. Fakat okuduğumuz Kur'an'ı Allah rızası için okuyacağız. Allah posta memuru değil. Ölüye efendim gönder, şuna gönder, buna gönder diye bir düşünce yoktur. Yani hocam ölüye dua edilmez, bir şey okunmaz mı? Bu okunuştur. Okudun mu? Affet diyeceksin. Rabbena uf, tabii. Rahmet eyle diyeceğiz. Ya Rabbi onu affeyle diyeceğiz. Dua bu. Hazreti İbrahim'in duasıdır bu. Ama okuduğum dua İbrahim suresindedir. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumun hisab. Ya Rabbi beni, anne babam ve bütün müminleri kıyamet gününde affeyle. Dolayısıyla ölü için Kur'an okumak demek şirktir. Siz put için kurban keserseniz şirk olur. Başka biri için Kur'an okursanız adına, ona değil Allah'a. Onun sevabı sanadır efendim. Ayet-i kerimeler nettir. Dolayısıyla ona verilecek cevap. Peki hocam ölüye mesela Yasin okumak. Yanlış. Ölüye okunmaz. Allah için okunur. Biz Allah için ibadetimizi yaparız. Senin rızan için Kur'an okur deriz. Ama ölü için okumak çok yanlış. Cenaze ölen orada vasıta mı oluyor o zaman? Nasıl? Ha ölü yani illa cenaze anında Kur'an okunacak mesela, diye bir şey yok. Her zaman okunur. Kur'an-ı Kerim'i her yerde okuyabilirsiniz. Ha mezara da gidip mezara da okuyabilirsiniz. Fark etmez. Kime okunacak? Allah'a. Evet. Yani Kur'an'ı nerede okursan oku, niyet Allah'a olacak. Çok tehlikelidir. Bak çok tehlikelidir. Adam bastırıyor parayı. Kur'an okumasını bilmiyor evlat. Bastırıyor parayı. Babasına Kur'an okutuyor. Öyle bir şey yok. Bakın ben size söylüyorum. Ben eğer dünyada Kur'an'ı en çok okuyan kimdir diye bir soru sorulsa, ben ilk onun içine girerim. Yani 50 senedir ben bu Kur'an'ı okurum. Ve her ay 2-3 hatim yaparım. Bu Kur'an'ı yani okuyanların başındayımdır. Yani böyle bir ilk ona girerim yani. Şimdi tutup o zaman ben bütün akrabamı kurtarırım. Bütün akrabayı, tuallukatımı, sevap gönder, onu cehennemden kurtarırım. Böyle bir şey yok yani. Babam bana sormuştur. Oğlum böyle söylüyorsun ama dedi, sen bana okumayacak mısın Kur'an? Hayır dedim baba. Sen beni hafız yapmakla sen sevabını aldın. Peygamberimizin bunu bir benzetmesi var hadiste. O benzetme şöyledir. Kendisi hafız olmayıp evladını hafız yapan ay gibi parlayan bir taçla gelecek mahşere. Kendisi hafız, oğlu da hafızsa güneş gibi parlayan bir taçla gelecektir. Bunu sen aldın bu tacını dedim baba. Bitti. Ama bu herkes kendi Kur'an'ını kendi okuyacak. Herkes kendisinin Kur'an'ını kendisi oku deselerdi hocalar, bunu kabul etselerdi bütün insanlar Kur'an okumasını öğrenecekti. Ben kendi Kur'an'ımı ben okuyorum diyecekti ve kendisi öğrenecekti. Ama diyor adam şimdi diyor ki ben Kur'an okuma öğrenmeme lüzum yok. Parayı bastırırım, babama Kur'an okuturum. 40'ında 50'sinde. Bu böyle bir laf yoktur. Yani 40'ı varmış, 7'si varmış, böyle bir şey yok. Ha biz ölen bir insanın evine 7'sine de gideriz, 8'ine de gideriz, 40'ında da gideriz, 50'sine de gideriz. Kur'an okuruz, sohbet ederiz. Etmemiz de böyle olması lazım yani. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını veririz. Oradaki insanlar üzüntülüdür. Onlara bir Kur'an okumak, onların ruhunu şey etmek, müjdelemek, onlara Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatmak. Bence buradan sesleniyorum din görevlisi kardeşlerim. Böyle cenaze evine gittikleri zaman da Kur'an-ı Kerim okusunlar ve ardından manasını versinler. Yani hocam, vatandaş manasını da bilsin. Şimdi cenaze evinde veyahut 40'ında sene-i devriyesinde bir zaman Kur'an okunuyor. Ondan sonra işte hatmi şerifleri, okunan Yasinleri, şunları... Ölünün ruhuna gönderdik. Bu yanlış mı? Yanlış. O gönderme olayı yanlış. Ne olacak? Ya Rabbi senin rızan için Kur'an-ı Kerim'i okuduk dedik, bitti. Bunun sevabı sanadır, okuyanadır, dinleyenedir. Ölünün kazancı ne? Ölünün bir kazancı yok. Ölüye rahmet okuyacak. Öldü gitti. Hayır, rahmet okuyoruz ona. Bizim ölü için yapacağımız işi söylüyor Allah-u Teala Kur'an'da. Bir de İbrahim suresindeki. Tabii. O sadece. Tabii orada. Yani bu peygamberimizin de uygulaması var. Yani bu biraz evvel söyledim.
mezarlara selam veriyor. Rahmet okuyor yani. Rahmet okumaktır bu. Bu çok ciddi bir konudur. Yani bunun bütün din görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı bunu anlatması gerekiyor. Bu kitap ölüler kitabı değildir. Bu kitap mezarlık kitabı değil. Bu kitap dirilerin kitabıdır efendim. Hı. Bu kitap dirilerin kitabıdır. Bakın. Peki hocam, bunu cenaze namazı inmemiştir Kur'an ne mezarda okumak için ne de okuyup üflemek için. Kim dedi? Mehmet Akif. Öyle değil mi? Hah. Bak Mehmet Akif anlamış bu işi. Biliyor bu işi. Ha biraz evvel bir şey söylediniz. Hayır. Mesela cenaze namazı. Ha, cenaze namazı duadır efendim. Biz cenaze namazını Allah için kılıyoruz. Bak orada ne diyor? Cenazeyi kıldıran hoca ne diyor? Allah için namaza. Resulullah için salavata. Mevta için duaya. Duaya. Ha, biz ona dua ederiz. İşte o yaptığımız dua budur. Allahümme salli, Allahümme barik okurken, Fatiha'yı okurken, cenaze duasını okurken yaptığımız iş ölüye dua okuyoruz. Yani ya Rabbi diyorsun mesela cenaze duasının sonunda. Ya Rabbi bunu kirden, bir bezi kirden temizler gibi bunun günahlarını affet ya Rabbi. Temizle diyorsun. Minneddenesi diyorsun mesela. O dua mı niyet mi? O dua. O dua. Niyet baştan bu şekilde yapılıyor. Yani Allah için namaza, Resulullah için niyet diyor pardon. O bir niyet. Dua mı, temenni mi? O bir duadır. Yani ölü için dua ediyorsun Allah'a. Onun günahlarını affetmesi için dua ediyorsun Allah'a. Yani olay odur. Cenaze namazının başka bir fonksiyonu vardır. Ölen kimsenin Müslüman olduğunu ifade ediyor. Yani o namazı kılmak onun bir Müslüman kişi olduğunu ifade ediyor. Evet. Başka? Biz sadede gelemedik. Sadede gelemedik. Öyle bir çok konu. Çok mühim bu. Söylediğiniz gibi. Yani tabii. Dediğiniz doğru. Ama bu çok ciddi bir soruydu yani. Evet Murat Bey devam edin. Evet o ikinci soruya gelelim. Hocam. Murat Bey. Bana şimdi geçen haftaki programdan sonra birkaç arkadaş bir konuyu sordu. Sordular. Onu sormak istiyorum. Yani sizden dinlemek istiyorlar onu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın babası hakkında ne geçer? Nasıl anlatır? O zaman anlatalım onu. Onu nasıl anlatır? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın babası yoktur. Cebrail gelmiştir. Evet. Meryem suresinde anlatıldığı gibi Beşeran Seviyya bir beşer suretinde gelmiştir ve Hazreti Meryem'e bir çocuğu müjdelemiştir. Evet. O da Hazreti Meryem'le konuşurken Hazreti Meryem de bana bir beşer dokunmamıştır. Benim nasıl çocuğum olacak dedi. Galide kedalike heyyinun. Bu kolaydır Allah için dedi Cebrail ona. Yani o ruh, o melek dedi ona. Şimdi bu çok ilginç bir konudur. O zaman detaylı bir şekilde anlatalım bunu. Geçen hafta buna biraz değinmiştik galiba. İşte biraz değindik de onun şimdi, için şey yaptık. Şimdi anlatalım onu. Allah-u Teala Tahrim Suresinin son ayetinde, 12. ayetinde Hazreti Meryem'e erkek zamiri gönderir. Hazreti Meryem'in erkek olduğunu söyler. Enbiya suresinin sondan ikinci sayfasında velleti ehsenet farcaha fenefakna fiha ayetinde ise müennes olduğunu söyler. Evet, dişi. Yani Hazreti Meryem'in iç organlarında hem erkek spermi üreten mekanizma vardı hem yumurta üreten mekanizma vardı. İç organlar. Hermafrodit yani. Ha yani iç organlar ama. Yani. Şey değil. Jenital organlarda değil. Ha. Jenital organı da kadın. Kız yani. Şimdi burada çok ilginç. Bu çözülememiş. Müşkilir Kur'an. Bu nerede demiş. Yazıyor bu? Ayette. Yazıyor mu? Bunu tabii. Zamirden tabii mi? Tabii bunu anlatayım da çok ilginç bir boyutu var. Bunu zamirden mi getiriyorsun? Tabii. Elleti ellezi. Ha. Ve meryem ibnete imran elleti ahsanet farcaha fenefakna fihi. Şey fihi dişi müennes oldu. Erkek. Şey, fihi erkek. Fiha enbiyada müennes. Müennes. Ha. Şimdi olay şu Fatih Bey. Tabii benim istirhamımı biliyorsun. Biliyorum hocam, biliyorum. Şimdi neden bu müşkülül Kur'an denmiştir? Alimler, eski alimler müşkülül Kur'an demiştir. Kur'an'ın zorluğu. Müşkülü yani, müşkülü. Çözülemeyeni yani. Çünkü o zamirleri çözemiyorlar. Hazreti Meryem'e hem erkek hem dişi deniyor. Ben bunun konferansını Amerika'da verdim. Bu konunun. Şimdi bir vücutta Allah-u Teala hem spermi üreten mekanizma hem yumurtayı üreten mekanizma koymuş. Cebrail, yani o ruh dediğimiz melek,
geldiği zaman üfürünce Hazreti Meryem'e spermi harekete geçirdi. O üfürme tabii, o farklı bir üfürme sistemi. Sperm yumurtayla dölleniyor ve Hazreti İsa karnına yaratılıyor. O Ruhul Kudüs mü? Tabii. O öyle. Baba kim? Baba yok. Kendisi. Baba yok. Hayır, baba kendi vücudundan. Kendisi. Evet, kendi vücudundan. İşte bu sefer döllenme oluyor ve kız oğlan kız, bakire kız çocuk dünyaya getiriyor. İşte onun için toplumdan ayrılıyor, ailesinden ayrılıyor, hakaret ediyorlar ona. Sen kız çocuğu olasın da sen nasıl bunu çevirirsin, sen Harun'un. Ya uhte Harune ma kâne ebuki imra'a sev'in ve ma kânet ümmüki bagiyya. Ey Harun'un kız kardeşi, sen annen böyle zanikar bir kadın değildi. Sen nereden doğurdun bunu, kız oğlan kız bunu? Fe eşaret ileyh gâlu keyfe nükellimü men kâne fil mehdi zabiyya. Beşiğe işaret etti, bu çocuğa sorun dedi. Dediler ki nasıl olursun, bu çocuk nasıl konuşur? İşte o beşikte konuşuyor. Gâle inni Abdullah âtâniyel kitâb ve cealeni nebiyyâ diyor. Hazreti İsa beşikte konuşuyor. Ben Allah'ın kuluyum, bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Doğuştan peygamberdir Hazreti İsa. Burada çok ilginç bir nokta var. Bunun olabilirliğini tabiatta aramamız gerekiyor. Bakın, bunun olabilirliğini, yani Hazreti Meryem'in vücudunda hem sperm hem yumurta üreten bu mekanizmanın tabiatta var mı yok mu diye. Var mı? Var. Salyangozda var. Deniz atında var. Solucanda. Solucanda var. Solucanda var, ceviz de var, fındık da var. Bunlar kendi kendini döllerler bunlar. Solucan da kendi kendini döller. Bir balık türü, bir kertenkele türü var. Kendi kendini döller. Bunu Amerika'da söyleyince adamlar şaştılar. İnsanda var mı başka örneği? Ha, insanda başka örneği bilmiyoruz. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki örneği bu. Hazreti Meryem. Ve bunun niçin yapıldığı önemli, bakınız. Yani bunun anlatımı kesin bu. Bu benim anlattığım, çünkü ayeti kerimeler bunu ifade ediyor. O müennes zamiriyle dişilik boyutuna, erkek zamiriyle sperm üreten boyutuna işaret ediyor bu ayeti kerimeler. Yani hocam orada Ruhul Kudüs o mekanizmayı harekete geçiren vasıta mı oluyor? Aynı. Onun o ruhun o şeyin üfürmesi Meryem'e, onunla konuşmasıyla bu gebelik olayı başlıyor. Bu o kadar çok tehlikeli şeyler yazılmış ki kitaplarda. Sanki mesela birileri kalkıyor diyor ki işte o Cebrail onunla ilişki kurdu da oldu filan. Çok acayip acayip şeyler var. Daha başka şeyler var, burada söylemeyeceğim. Başkaları da var. Anlamı yok yani, çok kötü bir şey. Ama olay budur. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Neden? Bakın Fatih Bey. Neden Allah-u Teala böyle bir yaratma sistemi ortaya koymuş? Kadınların, kadın haklarının başlangıcıdır, devrimidir bu. Siz mi dersiniz erkeksiz dünya olmaz? Aha erkeksiz, peygamber. Aha bir çocuk. İşte bu kadın haklarının devrimidir bu. Meryem bugün figürü, bunun olabilirliği ortaya çıktı. Klonlama yöntemiyle erkeksiz çıktı, kadınlar kök hücre, da kök hücre. Beden, kadının bedenindeki kök hücreden yapılıyor bu artık. Bu artık bugün buna inanmamak veya bunu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Fakat ama sosyolojik boyutu nedir bunun yani? Neden böyle bir ihtiyaç Allah-u Teala insanlığa vermiş bunu? Bu kadın hakları. Çünkü İsrailoğullarını o zaman köle kabul ediliyordu. Kadınlar köleydi yani. Onun için annesi, Meryem'in annesi erkek çocuk dünyaya getirmek istedi. Muharraran fetekabbel minni dedi. Ya Rabbi senden bu çocuğumu erkek istiyorum dedi gebeyken. Allah kız verince ona efendim Allah'a şikayet etti. Ya Rabbi ben erkek istedim, sen bana kız verdin. Ve Allah dedi ki veleyse zekeru kel unsa. Erkek kadının yerini doldurmaz dedi. Muhteşemdir bu. Yani Ali İmran suresinde bu ayet, bir erkek kadının yerini dolduramaz. Kadın çünkü bütün dünyaya o bakıyor. Bütün insanlığı o doğuruyor. O kan veriyor, can veriyor, ruh veriyor. Her şeyimiz annemizden geliyor. Muhteşem bir olaydır bu yani. Kadın denen nesil kutsal bir varlıktır. Ama bu insanlar pesvaya hale getiriyorlar bu kadınları, bu kızlarımızı. Satılan varlık oluyorlar. Köleleştiriyorlar, seks kölesi oluyorlar. Bu vesileyle de burada konuşmuş oldum bunu. Ama şu unutulmamalı ki bu kadın denen nesil bütün insanlığı bakıyor, peygamberleri doğuruyor, kucağına alıyor, emziriyor, besliyor, yediriyor. Bu kadar kutsal bir varlıktır. Yani Hazreti İsa'yı meydana getiren sperm, Hazreti Meryem'in bünyesinde. Kendi bünyesinde. Dışarıdan bir şey. Evet, yok. Aynen, ayet net.
Fenefehna fihi. Bakın sen biliyorsun, Arapça bilen adamsın. Üfürmesi. Üfürmesi. Sadece harekete geçirme. Mekanizmayı harekete geçirme. Evet. Hocam yine çok gelen bir soruyu da sorayım, ama sadede gelelim. İnsanlar günah konusunda hangi yaştan itibaren sorumludurlar diyor. Bulu. Ergenlikle beraber. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Mesela o kadar bu konuya... Mesela kadın geç regl oldu veya erkek geç cinselliğe geçti. O zaman daha uzun süre güneşli var. O zamana kadar sorumlu değil. Ha. Tabii. Bu şey buluğ yaşıdır. Hatta aile hayatında bile ve izâ belegal etfâlu minkumul hulüme diyor. Yani çocuklar rüyalandığı zaman, o kadar güzel edepli anlatıyor ki Allah-u Teala Kur'an'da, Nur suresinde, rüyalandığı zaman diyor, annesinin babasının odasına girerken bile farklı girecek. Bu kadar muhteşem bir sistem, bir edep buluğ yaşı getiriyor ve sorumluluğu ondan başlıyor. Evet, sadede gelelim. Sadede gelelim. Buyurun, neydi bizim sorumuz? İslam ne yenilik getirdi? Ha, İslam hukuku evet, ne evet, farklılık evet. koydu? Bu çok önemli. Bu konunun anlatılması gerekiyor. İslam dünyaya ne getirdi? Yani bu Kur'an-ı Kerim geldi. Ne dedi? Bir numaralı, İslam'ın getirdiği bir numaralı müessese, tevhid inancını, ağacını dikmek insan gönlünde ve şirkle mücadele vermektir. Bu bir numaralı konudur. Çünkü şirk olduğu yerde artık din diye bir olay yoktur. İman diye bir olay yoktur. Ve insanların amelleri değerlendirilmiyor Allah tarafından. Yani inkar ve şirk olduğu zaman değerlendirilmiyor. Böylece dinin, İslam'ın, Kur'an'ın mücadele verdiği bir numaralı konu, şirki ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, tevhid inancının ayağını dikmek. İki numaralı konu, aklı öne geçirmektir. Hatta bunu bir numara diyebiliriz, aklı. Kur'an-ı Kerim sanki, şimdi Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak ele aldığımız zaman, bütün ayetlerine bakabilsek, şöyle bir mikroskopumuz olsa bu ayetlere, bu ayetlerin geliş sebebi aklın önündeki engelleri aşmaktır efendim. Bak. Aklın önündeki engelleri aşmaktır. Eğer aklın önündeki engeller olmasaydı, eğer nefis akla egemen olmasaydı Kur'an gelmezdi. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü akılla nefis arasında bir cihat var. Peygamberimizin ifadesine göre büyük bir cihat. Akıl çok güçlü işleri yapar fakat bünye itibariyle zayıf. Nefis onu yeniyor. İnsan arzuları, nefsi, aklı yeniyor. İşte Kur'an geldi, akla taktik veriyor. Bu cihatta nefsi yenmesi için taktik veriyor. Cihat taktiği veriyor Kur'an-ı Kerim akla. Ve Kur'an-ı Kerim, ben size şöyle söyleyeyim. Aristo biliyorsunuz, akademinin başına ne yazmıştı? Geometri, matematik bilmeyen içeri giremez. Ha, Kur'an Üniversitesi'nde de der ki, aklını kullanamayan buradan içeri giremez. İşte size Kur'an budur. Kur'an bu kadar akılcıdır. Ama vahye inandıktan sonra. Hiç fark etmez. Zaten aklını evet. kullanamazsın, iman edemezsin. Aklını kullanmasın, zaten iman olmaz. Çünkü aklı kullanacak hale getireceksin ki iman etsin. Dolayısıyla bak ne diyor ayet-i kerimede? Yüzü aç. Yunus. Orada diyor ki Allah-u Teala ve yec'alur ritse alellezine la yakılu, aklını kullanmayanların üzerine pislik atarım diyor Allah-u Teala. Mundardır yani. Pisliktir. Aklını kullanamayan toplum. Orada toplumsal akıldan bahsediyor. Yani tek akıl değil. Benim tek başıma kullanmam değil. Allah-u Teala orada toplumsal akıldan bahsediyor. Pisliktir diyor. Şimdi bütün ayeti kerimelerin sonuna görürsünüz. Tefekkür, aklını kullanmak, tedebbür, tezekkür hep aklın, beynin kullanılmasıyla alakalıdır. Ama İslam aleminde bir yanlış olmuştur. Ne yapılmıştır biliyor musunuz? Akıl ikinci şeye atılmıştır, sıraya atılmıştır.
akılsız bir İslam alemi oluşturulmaya çalıştırmıştır. Aklını kullanmayacaksın, soru sormayacaksın efendim. Sorgulamayacaksın efendim. Bırak sen, o adam söylüyor. O ne derse odur efendim. Ama hocam vahiy sen, sorguladığın vakit zaten bitti. Hayır, vahiy sorgulamayacaksın. Hayır bakın. Sorgulanmayacak, Kur'an Üniversitesi her şeyi sorgular fakat sorgulamayacak bir. Nedir? Allah'ın varlığı ve birliği. Allah'ın vahyi Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Bunu sorgulayamazsınız. Bunun dışında her şey masaya yatacak. Böyle bir Müslüman şahsiyeti yetiştirmek istiyor Kur'an-ı Kerim Üniversitesi. Şimdi demek ki İslam'ın getirdiği iki numaralı konu veya bir numaralı konu da biz onu iki numaraya koyduk şimdi. O yanlıştır. Bir numara aklın kullanılması. Aklın önünü açmaktır. Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı görevlerinden biri. İki numaralı görevi insanları doğru imana götürmektir. Ve yece'alü ritse alellezine la yu'minun. Aynı ayetin orada la yakının, burada la yu'minun. İnanmayanların üzerine pislik atarım diyor Allah-u Teala. Bu da Enam suresinde. Şimdi İslam'ın getirdiği başka bir boyut haklar sistemidir. Hocam hemen bir soruyla başlayalım isterseniz. Buyurun. Sayın Bayraklı Hocam, 5 Mart tarihli Habertürk gazetesinde kaza namazı diye bir şey olmaz. Namaz borçları kaza namazı kılınarak ödenmez. Kişi kılmadıkları namazlar için sadece Allah'tan af dilemelidir diye yazdınız. Fakat müftülükler dahil birçok din bilginine bu konudaki görüşlerinizi sorduğumda hepsi bunun doğru olmadığını söylediler. Görüşünüzün dayanağı nedir? Evet, görüşümüzün dayanağı şu. Kur'an-ı Kerim açtığınız zaman da, ibadetlerle ilgili konuya geldiğiniz zaman da Allah-u Teala sadece orucun kazaya kalabileceğini söyler. Hı hı. Çünkü bir ibadetin kazaya kalıp kalmayacağının yetkisi bize ait değildir. Herhangi bir kimseye ait değildir. Onun yetkisi Allah'a. Çünkü o ibadeti koyan Allah'tır. Onun nasıl kılınıp kılınmayacağı, kılınmadığı zaman da ne olacağının yetkisi, kararı Allah'a aittir. Ben kalkıp veya bir insan, herhangi büyük bir alim, kim ne kadar büyük alim olursa olsun, kalkıp bu ibadeti kazaya bırakabilirsin, kaza olur, bunun kazası vardır diyemez. Böyle bir yetki yok. Bu Allah'a ait. Şimdi açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bu arkadaşımız samimi ise, beni dinliyorsa, bir şey öğrenmek istiyorsa buradan öğrensin. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıyorsun. Oruçla ilgili ayeti kerimede. Eyyâmen mâdûdâ femen kâne minküm merîlan ev alâ seferin fe'iddetü min eyyâmen uhar diyor. Başka seferiyken veya hastayken kazaya bırakabilirsin diyor. Başka bir gün tutabilirsin diyor Allah. Şimdi Allah-u Teala namazın kazaya kalacağını söyleyemez miydi yani? Allah bir eksiklik mi yaptı Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi bana bulsunlar, Kur'an-ı Kerim'de kaza olacağına dair bir ayet bulsunlar, ben profesörlük diplomamı yırtacağım. Yok. Ama bunun dışında kimse bu kaza namazı yetkisini koyamaz. Peygamberimiz cem yapmıştır. Tamam, cem yapabilirsin. Yani sen öğleyi kılmadıysan ikindiyle beraber kılabilirsin. İkindiyi kılmadıysan akşamla beraber kılabilirsin. Cem olayı vardır. O da kaza değil mi? Yok. O kaza değil. O niye? Eda. Edadır o. Ve siz yolculuğa çıkıyorsunuz diyelim efendim. Önceden namazınızı kılıp çıkabilirsiniz yolculuğa. Peşin peşin kılabilirsiniz yani. Evet. Sonradan da kılabilirsiniz gittiğiniz zaman. Kaza değil mi o işte? Cem olayı. Hayır. O edadır. Cem olayı diyoruz biz buna. Ama bugünün namazı diyor. Bugünün namazı bugün kılınmalıdır efendim. Bakınız. Bugünün, onun için cem yapmış. Peki mesela ben şimdi oturup 3 gün sabah akşam durmadan namaz kılsam ve desen ki bundan sonra 15 gün kılmayacağım. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey ya? Olurdu. Ben demedim. Ben bugünün namazı bugün kılınacak diyorum. Bakınız. Önceden kılabilirsin dediniz. Kılabilir. Yolculukta ama. Her zaman değil. Siz yolculuğa çıkıyorsunuz. Yani gün içinde mi kaza edebilir? Kaza değil. Edadır. Bakınız. Kaza ayrı bir şeydir. Şimdi bakınız, doktorlar var. Ne farkı var? Beyin cerrahları. Aha, çok farklı. Beyin cerrahları vardır. Ameliyat, benim oğlum da beyin cerrahıdır. Mesela ameliyat 4 saat, 5 saat sürüyor. Bu ne yapacak? Yani eğer bu adam namaz kılıyorsa, 5 vakit namazını kılıyorsa, benim oğluma söyledim. Önce de namazını kıl, gir ameliyata. Yani orada hangi namaz geçecekse, o gün orada 5 saat içerisinde o namazı kıl, gir. Dolayısıyla biz buna eda diyoruz. Buna cem olayı diyoruz. Kaza değil. Cem olayı diyor. Bunun adı budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de namazın kazası diye bir olay yok. Bakın şimdi söylüyorum. Seferi olduğunda orucunu kazaya bırakabilirsin diyen Yüce Allah. Neden sefer olduğu zaman da namazını kazaya bırak demiyor Nisa suresi 101'de?
kısaltabilirsin diyor namazını. Kısaltabilirsin diyor. Ama namazını kazaya bırakın diyemezsin. Savaş halinde bile kazaya bırakamıyorsunuz. Bakınız. Savaş halinde bile. Hocam bu dediğiniz çok enteresan. Şimdi ben hep kaza olur diyebilirdim ben de. Evet. Bundan yıllar önce Çeçenistan'da dağlardayız. Yanında da böyle çeşitli ülkelerden cihat için gelmiş bir grup var. Biz de gazetecilik aşkıyla gittik ama o grupla beraber olduk hasbelkader. Rus askerleri kovalıyor, biz de kaçıyoruz. Dibimizdeler, yakalayacaklar bizi. Yakaladılar mı yandık. Bunlar namaza durdular. O sırada güneş doğdu, namaza durdular. Dedim ki ya kaza edersiniz, durmayın namaza dedim. Ürdünlü bir imam vardı. Dedi ki kaza yoktur namazda dedi. Bravo. Bravo. Ayettir bunlar. Hayır, Nisa suresinde ayettir efendim. Bakınız diyor ki Bakara suresindeki ayette. Düşman geliyor. Sen at üzerindesin. At üzerine rüküye secdeye gitmeden göz ucuyla niyetinle namazını kılacaksın diyor. O zaman bırakalım bunu kazaya. Şimdi mesela öyle ayet var ki şeyde 6. ayette. Su bulamazsan diyor teyemmüm yap diyor Allah-u Teala. Bırakalım bunu kazaya, su bulamadık. Niye teyemmüm yapıyoruz? Şimdi kitapta, fıkıh kitabına bunu yazıyor. Teyemmüm yapacaksın. Teyemmüm nasıl alacağını da söylüyor hocam, değil mi? Diyanet. Şimdi ben müşterikler niye? Ben bu mühim ama. Bu klasik fetvayı almışlar. Klasik fetvaya göre fetva veriyorlar. Bize de kızıyorlar. Ama biz doğruyu söylemek mecburiyetindeyiz bu vatandaşa. Yanlış uygulama yapılıyor. İnsanları namaz kılmamaya sevk ediyor bu anlayış eğitim açısından. Bak neden biliyor musun? Adam diyor ki ben 50'den sonra kaza kılarım diyor ya. Şimdi kılmaya lüzum yok. Halbuki namazın kazası yok deselerdi erken yaşta başlayacak, buluğuyla başlayacak adam. Sen bu adamı tembelliğe sevk ediyorsun. Namaz kılma diyorsun, kaza yaparsın diyor. Bırak gidiyor. Bu eğitim açısından çok sakıncalı bir olay. Şimdi burada şimdi bizi dinleyen, tahmin ediyorum bizim reytingimiz yüksek olacak ya. Şimdi bizi dinleyen insanlar kızıyorlar. Yani bu adam Diyanet'in bu ilmi hallerinde bu yazılıyor, fıkıh kitaplarında bu var, Bayraktar Hoca nereden çıktı filan. Bırakın bunları şimdi, biz doğruyu söylüyoruz, bunu anlatıyoruz biz bunu. Allah-u Teala teyemmüm al diyor. Niye teyemmüm al? Seferdeysen kıl diyor. Savaştayken kıl diyor. İşte bakın Fatih Bey bunun canlı olayını anlattı, uygulamasını anlattı. Dolayısıyla namazın kazası yok, namaz mutlaka kılınmalıdır. Bu kesindir. Buna hiç kimse müdahale edemez. Allah-u Teala'ya da iftira etmesinler. Yani Allah eksik bir kitap göndermiş. Orucun kazası demiş de namazın kazasını dememiş. Unutmuş. Böyle bir şey var mı ya? Allah'a hakarettir bu ya. Peki hocam yine bu şeyle ilgili ölüye Kur'an okunmaz, ölüye dua edilmez, insan kendine dua dediniz. İzleyiciler diyorlar ki bir, cenaze kaldırırken ruhuna El-Fatiha deniyor. Şey yanlış, ruhuna El-Fatiha olmaz. En azından rahmetine Fatiha deseler belki daha olur. Bir de diyorlar ki Kutlu Doğum Haftası diye bir hafta icat ettiler. Orada Peygamber Efendimiz için hatim indiriyorlar, işte dualar ediyorlar. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ama Kutlu Doğum Haftası'nın olması gerekir. O bir kültür faaliyeti oluyor. İslam anlatılıyor. Muhteşem, bunu icat edenlere ben o buradan... O bir yerde İslami Noel yaratıldı. Ben buradan... Evet. Ben buradan onu ihdas eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile o zamanki devlet bakanı olmuştur, buna müsaade etmişlerdir. Buna müsaade eden hükümete, bakanına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki çalışan arkadaşlarımıza ben buradan ölenlerine rahmet diliyorum. Kalanlarına da sıhhat afiyet diliyorum. Muhteşem bir iş yapmışlar. Muhteşem. Yani o arkadaşlar büyük bir sevap alıyorlar. Çünkü onlar bu işi ihdas etmişler. Hocam zaten ama veladet kandili yok muydu? O ayrı bir konu. O veladet kandili meselesi ayrı bir konu. Ben burada bunu söylemeyeyim de. Ne onu tek başımıza konu? Konuşuruz. Şimdi niye, esas niye, sadede anlamadım, gelelim. Niye, ben de anlamadım. Bir dakika anlamadım. Anlamadım o. Öyle yarım yamalak bir şey kalmasın. Veladet kandili diyor. Veladet kandili diye bir şey yok efendim. Bu bir kültürdür. Bunun dinle bir alakası hocam, yok. Hocam kandil var mıdır? Doğum. Kandil yoktur. Zaten yok. Yoktur zaten. Eğilip bana bunları niye söyletiyorsunuz ya? Esas sadede gelelim ya. Hocam size söyletmeyene kime söyletelim hocam, bunları? Ya ben bunlar... bir şey anlatacaktım, onu bıraktınız bana kursağında. Peki hocam. İnna enzelnahu fi leyletul kadr. Fi leyletil kadr. Leyletil kadr. Oradaki nedir? Bu Kur'an'ı leyleyi kadir gecesi dediğimiz. Yani eğer bir faaliyet yapılacaksa Kadir gecesinden başka gece yoktur. Bir de İsra gecesi vardır.
Miraç değil, İsra gecesi vardır. İsra suresinin 1. ayetinde. Eğer kandil olarak, faaliyet olarak yapacaksak Kadir gecesi yapılması lazım. Zaten Allahu Teala buradan çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey bana bakar mısın? Senin hocam. Gözüne bakarak bunu Dinliyorum anlatayım. Hocam. Hep hocaya bakıyorum efendim. Hocam mailler geliyor onlara bakıyorum bir yandan. Doğru ama ben sana bakarak bunu anlatmak Peki, tamam. istiyorum. Tamam hocam dinliyorum. Hocam, şimdi bak, Ramazan gecesi... orucu nedir biliyor musun? Biz Ramazan program yapacağız değil mi? Yapacağız hocam. Televizyonda tabii, yapacağımıza tabii. göre program Ramazan 30 gece program yapacağız. Murat yapıyor. Orucu anlatacağız. Murat Bey, Murat Bey mi ben? Bakarız hocam günü geldiğinde. Hocam buyur yap. Estağfurullah. Buyur. Şimdi şunu anlatayım size. Ramazan orucunun konmasının ana nedenlerinden biri ne biliyor musun? Pek çok sebebi var. Sıhhat açısından, Allah'a tapınma açısından, aç olan fakirin derdinden anlamak için aç kalmak, tecrübesini yaşamak bakımından. Bir tanesi daha var. Kur'an Ramazan ayında Kadir gecesinde geldiği için bir ay oruç tutarak Kur'an'ın yeryüzüne gelmesini kutluyoruz biz. Ramazan ayı bayramdır efendim. Ramazan'dan sonrası şeker bayramı falan değil bayram. O ayrı. O sıla-i rahim yapıyoruz. Esas Kur'an-ı Kerim'in gelişini Ramazan ayında, Şehr-i Ramazan ellezi ünzile fiil Kur'an'ı var ya, Kur'an ay, Ramazan ayında geldiği için Kur'an, biz onu kutluyoruz bir ay oruçla. Bir ay bayram yapıyoruz. Oruç tutarak bayram Hocam yapıyoruz. Aç kalacağımıza yiyerek bayram yapsak daha iyi olmaz mı? Ha o yiyerek değil. O Kur'an-ı Kerim'in gelişini o ibadetle kutluyor. O bir ibadettir Allah'a. O tabii. Ha, bayram dediğinde yenir işte çünkü de ondan. Fakat diye. Orucun Ramazan ayında tutulmasının bir nedeni var bak. Ramazan oruçla Ramazan ayını buluşturması Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in o ayda gelmiş olmasıdır. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Evet. Bu gece kandil midir? Hayır biz kandil olarak kutlarız onu. Kandil yok mu? Orada bir kandil olayı yoktur. Peki. Ama biz varsak yaparız onu kandil. Biz onu kutlarız yani. Peki hocam. Kutlanacaksa o gecedir. Peki. Sübhanelezi yasa bir abdihi leylen. Ha. O leylen dediği gece dediği de nedir? Tabii gece. O geceyi nedir? De kutlayabiliriz. Ama kandil olarak biz bunu dersek kandil çok basit bir isimdir yani. Kandil kelimesi basit bir isimdir. Bu geceyi peygamberimize linüriyehu min ayatına bak. Evet. Bak. Öğretim faaliyetidir. İsra gecesi bir öğretim faaliyeti için yapılmıştır bu. Dolayısıyla Kadir gecesi de öğretim faaliyetidir. Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Orada da o gecede peygamberimize ayetleri gösterdiği için o da bir öğretim faaliyetidir. Biz bu öğretim faaliyetini kutlayabiliriz. Ona bir diyor, bir kutlama yapabiliriz, Kur'an okuruz. Ha buna kandil dersin sen kültür açısından. O ayrı bir şey. Ama bu geceler vardır yani. Ama kandil diye bir şey yok. Yok. Hani kandil tabiri kültür olarak vardır. Peki hocam beraat kandili dediğimiz var mıdır o? Ya o da bir işte bu bir kültürdür yani. Kurtuluş. Beraat. Bu neye dayanıyor Kur'an'da? Ha bu şimdi şeye dayanıyor. Örneğin Kadir gecesinin dışında bir gece daha yapıyorlar. Hayır buna. Hangi ayete dayanıyor? Şeye dayandırıyorlar. Duhan suresine dayandırıyorlar. Ama yanlıştı. O da Kadir gecesini ifade ediyor. Duhan suresi yani. Anlıyor musunuz? Yani Kadir Gecesi ile Duhan Suresi'nin ilk ayetleri aynı geceyi anlatıyor. Kadir Gecesi'ni anlatıyor yani. Hmm. Fakat orayı ayırmışlar, orayı Beraat Gecesi demişler ona. Buraya demişler Kadir Gecesi demişler. Fakat bu bir kültürdür. Yani bu bir dinin emri değildir. Böyle bir kutlama yapın diye Allah'tan bir emir yoktur. Peygamber böyle bir kandil kutlamamıştır. Bu sonradan kültür olarak gelmiştir. Sen şimdi peygamberin doğum gecesini nereden biliyorsun? Sen peygamberin ana rahmine intikal gecesini kim biliyor ya? Kime sormuşlar bunu ya? Hangi baba bilebilir çocuğunun ana rahmine intikal ettiğinin gecesini? Bunlar hurafe şeyler. Böyle şey olamaz yani. Sen şimdi peygamberin babası doğmadan öldü. Anası 6 yaşında öldü. Kime sordular hangi gece gebe kaldığını Hazreti Amine'nin? Böyle şey kim olmaz çıkarttı yani. Peki? Ama biz kültür olarak bunu kutluyoruz. Bu bir kültürdür. O kültür faaliyetinin içerisinde bir takım Kur'an okumalar oluyor, bir takım sohbetler oluyor. Aha, onlar çok mükemmel şeyler. Peki, yani. Hocam burada Leylen dediği İsra suresindeki tabii. gecelerin birinde yani. Tabii tabii. O Miraç'ı mı kastediyor? İsra'yı kastediyor. Evet, Miraç diye bir şey yok. İsra'yı kastediyor. Biz niye Miraç diyoruz? O yanlış diyoruz ona. O bize başka yerden gelmiştir. Nereden? Bizden gelmedi. Yani İsra şey... İsrail kültüründen gelmedir. Evet.
Bizim kültürümüzde miraç diye bir olay yok. Kur'an'da öyle bir şey yok. O yok göğe çıkmış efendim giderken dönmüş oradan uğramış Hazreti Musa'ya uğramış. Niye Hazreti Musa'ya uğruyor da Hazreti İbrahim'e uğramıyor? Demiş ona ki 54 vakit olmaz efendim git azalsın. Yani Allah'a akıl veriyor yani. Peki onu... Allah farz kılmasını bilmiyor. Hazreti Musa akıl veriyor. Hazreti Muhammed'e geri çeviriyor onu. Namaz 54'müş de saçma sapan şeyler bunlar. Böyle uydurma şeyler olur mu ya? Peki Burak diye bir ata binmiyor mu? Yok efendim öyle bir şey ya. Nereden çıkıyor? O şu uydurmuşlar onu. Burak bindi falan geldi. Aslında bu var ya şu çoluk İsra. Çocuğa ismini veriyoruz ya. İşte yanlış işte. Aslında İsra var ya İsra. Şimdi benim hala dersime gelmedik. Beni buralarda kaybediyorsun. Hocam bunlar çok mühim. Ya bırak onu şimdi. Şimdi hocam, biz esas konuya gelelim. Miraç yok mu? Yok. Hadisler? O hadisler. Şimdi Miraç niye vardır? Mucize diyorlar değil mi Miraç'a? Ya mucize kime gösterilir? Kafire. İnanmayana gösterilir. İnanmayana gösterilir. İnanana mucize gösterilir. Kimse görmemiş ki miracı. Ne anlamı var bu sefer? Kim gördü onu? Hazreti Musa'nın asasını attı yılan oldu. Görüyor onu yani. Mucizeyi görüyor. Denizi kan yaptı. Yani, nehri kan yaptı. Yani. Efendim, peki hocam. Bu nedir biliyor musun İsra? Onu anlatayım size. Yani bu minel mescidil haram ila mescidil aksa. Evet. Yürüttü. O ne o yürütme? O yürütme şudur. Bakınız bugünkü bilimle anlatayım onu size. Çok daha güzel anlaşılacak bu. Nedir o? Allahu Teala mekan ve zaman kavramını peygamberimizden kaldırıyor. Şimdi siz bilgisayarınızı orada açıyorsunuz. Size Amerika'da Yale Üniversitesi'nin nerede olduğunu gösteriyor. Evet. Kainatı peygamberin gözünün önüne koyuyor. Payi mekan mı bu? Yani öyle diyorlar. Onu öyle deme ama öyle diyelim onu o anlaşılması için. Şimdi aç İsra suresinden ben burada, sana göstereyim. Burada. Bir dakika. Göstereyim sana ayetin nerede olduğunu. Şimdi onu bir okuyuver. Ah. 60. ayeti oku. Hani sana Rabbin insanları kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı... Ah. O rüya işte görüntüler demektir. Yani sana gösterdiğimiz rüya o görüntüler işte. O İsra gecesi bütün kainatı zaman ve mekanı kaldıra peygamberimizin önüne koydu. O harita gibi koydu onu yani. Bugün nasıl Amerika'ya gözünün önüne getiriyorsun, çiziyorsun. Cealne rüya. Aynen. Cealne rüyelleti araynake. Sana gösterdim o görüntü. O da rüya görüntü demektir. Yani peygamber için böyle. Bizim rüyamız ayrı bir şey. Ama peygamberin rüyası farklı bir şey tabii. Efendim, dolayısıyla olay bu. Peygamberin rüyası vahiy midir? Tabii. Peki rüyalar genel olarak ne ifade eder? Şimdi mesela bir izleyici sormuş, tam da yeri geldi. Diyor ki rüyamda bir akrabasını kaybetmiş Kurban Bayramı'nda. O günden beri hemen hemen her gün rüyamda görüyorum. Bunun anlamı nedir diyor. Rüya şudur yani oradaki ben rüya tabircisi değilim. O Yusuf peygambere ait bir olaydır. Çok üzüldüğü için onun ölümüne şuur altında yerleşen şeyin uykuda şuur alanına geçmesidir. Yani Freud'un çok güzel bir anlatım tarzı vardı biliyorsunuz psikanaliz metodunda. Freud'un, Fatih Bey bana bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. İstirhamımı kabul ediyorsun. Efendim Freud ne diyor? Çok güzel bir anlatım var. Freud'un bilime bıraktığı çok önemli noktalardan biri budur. Şuur altı ve şuur alanı. Şuur altı alanına bizim ittiğimiz üzüntülerimiz, kederlerimiz, isteklerimiz uykuda şuur alanına çıkar. Yani bir perde vardır, şöyle diyelim, şu perde vardır. Şuur alanı ile, yani Freud'un anlattığını anlatıyorum size. Şimdi biz itiyoruz bir takım arzularımız, isteklerimiz şu perdenin altında kalıyor, zarın. Şimdi burada duran bu şeyler, ittiklerimiz, arzularımız, isteklerimiz, üzüntülerimiz... Gece uykuda bu zarı deler üstüne çıkar. Bilinç alanına çıkar. Sen rüyayı görürsün. O arzular oraya çıkar. Peki dinen bir anlamı var mıdır rüyaların? Tabii canım olmaz olur mu rüya yani? Rüya tabirlerini koskocaman falan. Koskocaman Yusuf suresinde Allahu Teala Hazreti Yusuf'un rüyasını anlatır. Baştan aşağı surede onu anlatır yani. Tabii rüyayı gören önemli bir şey. Yani Hazreti Yusuf'un rüyası ayrı bir olay. Tabii onu anlatıyor. Orada muhteşem bir şekilde anlatılır. Yusuf suresinde. Tabii rüya vardır.
Peki mesela ben, Yusuf mahkeme ben şeyini... ölecekleri görüyorum rüyamda. Ölecekleri? Evet. Ölüyorlar mı sonra? Ölüyorlar. Görüyorsun, ölüyorlar. Evet. Bu nedir hocam? Hiçbir diyemem. Metafizik bir olay. Biliyorsun sen de kaç. Metafizik bir olay. Hayır, benim de böyle hissim oluyor. His değil, basmaya rüyamda geliyorum, yani, görüyorum. Geliyor, vedalaşıyor. Ertesi gün veya bir sonraki gün ölüyor. Ben de iki defa oldu benim hayatımda. Birisi babamın ölümünde, birisi annemin ölümünde. Benim ilk Yavuz Gökmen'le başladı. Ben odada yatarken, odada, evde, köyde dışarıdan Bayraktar diye bağırdılar. Ben Bayraktar olduğum için koştum kapıya. Babam da kapıya koştu. Babam az bir zaman sonra vefat ediyor. Yaylada annemle aynı odada yatıyoruz. O orada yatıyor, ben burada yatıyorum. Yayla burası çünkü mekan yok. Birisi, bir kadın, komşumuzun hanımı, Emine diye bağırıyor anneme. Ben de yahu dedim, bu benim annem, bunun annesi yaşında. Nasıl buna Emine bağırıyor? Yani hala demesi lazım, teyze demesi lazım falan yani. Aradan 10 gün geçmiyor, annem vefat ediyor. Yani bu bir metafizik bir olgu. Bunu anlatamazsınız. Bunun bilim olmaz. Buna güvenilmez. Güvenilmez. Yani bu rüyaya güvenilir bir hayat kurulamaz. Peki hocam, istihare? İstihare ile hayat olmaz. Yatılır mı? Yani yatan yatıyor ama öyle bir hayat, öyle düzen verilemez. Dinen. Yani bir kız evlenecek. Ben istihareye yatayım veya başkası benim yerime yatayım. Bu delikanlıyı alayım mı almayayım mı diye. Böyle sistem olmaz. Yani bu da akıl gerekir, akıl. Canım evleneceğim akıl. Değil de. Yani istihareye bunun için yatıyorlar da zaten. Canım şunun için de yatar. Yani başka şey için de yatıyor tabii. İş teklifi gelmiş, gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Yani. Kabul edeyim mi burada diye. Akıl, akıl oynar yani. Bu rüyayla iş olmaz. Hocam hanımlar dövülür mü hanım? Dövülmez. Hanımı el kaldıran adam aciz adamdır ya. Acizdir yani. Hayır, Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Oradaki ayeti kerimeyi soruyorsan anlatalım. Oku. Oku. Yadribuhunne. Yadribu nedir o? Darabe. Evet, vur. Bak, değil, bak. Darabe, aha bu vurmak. Fatih Bey. Şu darabtu, vurdum. Fakat darabe kelimesi harf-i cerlerle, yani propositionlarla kullanıldığı zaman çok farklı manalara gelir. Yani. Mesela darabe fi, yolculuğa çıkmak, adım atmak. Bak, yolculuğa çıkmak, bir yerden ayrılmak. Bu da hafıza yok ki. Bir dakika, yok orada biliyorum. Darabe kelimesi elbise giymek anlamına gelir. Darabe kelimesi eğitmek anlamına gelir. Darabe kelimesi ayırmak anlamına gelir. Bak burada. Boşamaya gidiyor. Orada, okur musun Murat orayı tam? Benim anladığımı mı hocanın şeyi? Senin anladığını anlat. Oku. Ne diyor yani? Lafzını oku. Onlara serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince onlara önce nasihat ediniz. Sonra yattıkları yatakta yalnız bırakınız. Yine de itaat etmezlerse hafifçe dövün. Dövün yok orada. Ben onu anladığımı söylüyorum. Vurun diyor. O yanlış. Vurun diyor hocam. Yanlış. O yanlış. O mana yanlış. Budur. Bu darbe ben bu mali ve bu tefsir. Ne demek o? Hay vedribunu, onları eğitin anlamına gelir, onları ayırın anlamına gelir. Boşayın anlamına hocam, gelir. Hocam o zaman. Uzaklaştırın anlamına hocam, gelir. Hocam o zaman elbise giydirin anlamına darabe gelir. Hayır. Hayır, bakın burada hangi mana yakışıyorsa onu vermemiz gerekiyor. Hangi mana yaklaşıyor. Hangi mana yakışıyorsa ama onu vermek lazım. Hayır efendim, burada bak dövme yoktur çünkü bir alttaki ayette mahkemeden bahsediyor. Bak boşama mahkemesinden bahsediyor. Dikkat et burada. Bak ayırım manasına ama geliyor. Ama sonra diyor ki bütün bunlardan sonra da itaat etmezlerse incitmeyin artık diyor. Dövün değil. Dövün meselesi yoktur. Bakın alttaki ayette boşanma olayını ele alıyor. Buradaki ayırın onları manasına geliyor. Dövün anlamına değil efendim. Bunu yanlış mana vermişler buna. Bin darabe sene. kelimesinin... Bin küsur sene. Ha? Bin küsur sene. Maalesef. Ama bu ayeti kerimeye bakınız Murat Bey, size söyleyeyim şunu. Arap kültürüne göre mana verirsen dövmek manası verirsin oraya işte. Arap döver. Arap kültürü değil bu. Peki bu Kur'an kime, hangi kültüre geldi? Bütün dünyaya geldi. Ama ilk geldi. Yer Araplar. Ama doğru manayı anlamak lazım. Araplar kendi kültürü, kadınları ikinci varlık kabul ettikleri için, kadınları dövdükleri için kendi kültürlere göre mana vermiş ona. O şimdi kültürdeki hocam, mana da bize gelmiş. Ama hocam, biz de o manayı vermişiz ona. Yani bizim Türkiye'nin, Türk milletinin kültüründe de intikal ederken İslam gelirken buna mana verirken Araplar öyle mana vermişler tefsirlerde. Bizim tefsirlerde almışlar aynen öyle koymuşlar. Dövün manası vermişler. Halbuki alakası yok.
Bu kelime, bu kelimeyi Kur'an-ı Kerim'de çok farklı anlamlarda kullanıldığını anlamazsak ve burada kendi kültür anlayışımızı ayete kabul ettiremeyiz. Kendi kültür anlayışımızı ayete kabul ettiremeyiz. Ayeti bir alttaki ayetle irtibat kurduğumuz zaman da ayet ortaya çıkıyor. Vedribuhunne, onları ayırın. Peki hocam. Onları ayırın. Onları boşayın anlamına gelir. Ve aşağıda alttaki ayette diyor ki Allah-u Teala ve in khiftum şikaka beynehima feb'atu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Bak eğer diyor kadıya diyor bunu Fatih Bey. Kadıya diyor ki Allah karı ile kocanın arasını ayırmaktan korkuyorsan, yani endişe ediyorsan, delil bulamıyorsan kadının tarafından bir heyet, erkeğin tarafından bir heyet koy. Onlar onları barıştırsınlar diyor. Böylece mahkemeyi başlatmış Allah-u Teala. O yukarıdaki vedribuhun aile kelimesi, mahkemesi. Evet. Resmen normal kadı yani mahkeme. Zaten 3'ten 9'a şardım olsun diye karıyı boş ettim diye diyemezsin. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Peki mesela kadının erkeği boşama hakkı var mı? Ayrılma hakkı var evet. O da gider mahkemeye dava açar. Kocasından ayrılma dava. Cinsel yetersizlik haklardan biri galiba değil mi? Ne? Cinsel yetersiz, erkeğin cinsel yetersizliği. Bir tanesi o. Deliye verdiler onu. Çocuğu, kız çocuğunu verdiler deli adama. Ne yapacak kadın? Ayrılacak. Dava açacak. Cinsel yetersizlikten dolayı dava açacak. Peygamberimiz döneminde olmuş o. Senin dediğin cinsel yetersizlikten dolayı ayrılma davasını kadının açması şeyde var. Peygamberimiz döneminde olmuş. Peki hocam ben burada bir şey anlayamadım. Sizin mantığınızdan gidiyorum. Git. Hani demin buyurdunuz ya namazın kazası yok. Hı hı. Orada bir şey söylediniz. Cenab-ı Allah aciz mi? Onu yazmayı unutmuyorsunuz. Burada da bu Cenab-ı Allah aciz mi? Benzer manaya gelecek kelimeyi kullandı. Hayır benzer değil. Şimdi Arapçada şimdi, ayırın diye kelime yok mu var? Yapayım. Şey, darabe kelimesi var da darabe. Darabe kelimesi ayrılmak değil mi? Yolculuk. Yolculukta bir yerden ayrılıp bir yere gitmiyor musun? Yani darabe kelimesini aç şey Fusile'de var, Nisa suresini 101 aç. Nisa suresi 101 açar mısın? Az ileride. Efendim? Az. Ha. 101 aç. Oku 101'in Arapçasını. Ya yüzünü sefere bir dakika 101. 101'in Arapçasını. Bir dakika. En son ayet. Sayfanın en son ayeti. Fî sebilillâhi cihâden fil adımarım. Tamam orası işte. Ve idâ darabtum fil erli. Ve idâ darabtum fil erli. Yolculuğa çıktığınız zaman, bir yerden ayrılıp bir yere gideceğiniz zaman, işte darabe orada ayrılmak anlamına geliyor. Ayırmak anlamına geliyor. Bu manadan hareket edeceksin. Yalnız Fatih Bey şunu söylememiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Rabçadır. Sadece Arapça değildir. Kelimelere Allah mana yüklüyor. Farklı bir mana yüklüyor. Yani kelime Arapça ama Allah-u Teala oraya farklı bir anlam yüklüyor. Şimdi Araplar nereden bilecekler ki yetedebberune debbara kelimesinin düşünmek anlamına geldiğini? Halbuki debbara kelimesi dübür, arka manasına gelir. Bu manaya kullanılır yani Arap diline, lisanda. Fakat Allah-u Teala onu alıyor, meselelerin arka boyutunu görmeye düşünme diyor. Bak. Şimdi tefekkür, tezekkür, tedebbür. Tedebbür niye? Yani aslında tedebbür. Aynı zamanda debbara kelimesi kökünü kesmek anlamına da geliyor. Fekutuya dabir. Dabir kalıbı kök anlamına gelir. Fakat debbara'dan bu kelimeyi aldı, getirdi Allah-u Teala düşünmek manasına kullandı. Efendim meselelerin arka boyutunu görme olayı. Hocam tamam da ama darabe şimdi burada... Aynı. Şimdi ve izâ darabtum fil ardı. Yani yeryüzünde seyahate çıktınız. Seyahate çıktı. Evet. Tamam işte. Ama burada. Hayır. Bak Murat Bey. Lafını dinlemezse. Al şimdi darabe ayrılmak manasını oradan 101. ayetten getir efendim, buraya. 101. Darabe kelimesi ayırmak anlamına geliyor. Hocam 101. ayete göre yeryüzünü dövdüğün zaman hayır, olmaz tabii ki. Hayır. Orada, işte tamam. Orada yolculuk manasına geliyor. Ama, bakınız dövmek manasına değil. Evet, haklısınız. Burada ayrılmak anlamına geliyor. Ama yolculuk. O manaya geldiğini siyakından anlıyorsunuz. Tabii odur işte kelime odur. Orada o ayette buradaki siyakından da nasihat et. Yatağından at. Orada dayak dönmüyor. Mı gelir, boşama mı gelir? Anlaşamıyorsan geçimsizlikten boşamaya geliyor. Aşağıda mahkemeyi kuruyor. Ama aşağıda kaçınılıyor incitmekten. Mahkemeyi kuruyor. Bakınız. Yani
O mahkemenin kuruluşu demektir ki yukarıdaki darabe kelimesinin ayırmak anlamına. Peki hocam dört kadın almak neyin nesi oluyor o zaman mesela? Bu kadar eşitlikçi bir din. Niye erkeğe dört kadın almak? Şimdi dünyaya baktığı zaman doğal olarak yarısı kadın, yarısı erkek. Şimdi gece saat oldu. Mesela her erkek dört kadın alsa erkeklerin %75'i şey kalır. Ne yapacak onlar? Bekar kalır. Hayır efendim, öyle onlar değil. Onlar çok abaz yemeyecek hepsi. Orada ayeti kerimenin baş tarafını bilmiyorsun. Bir üstteki tarafına bakacaksın. Bak, Nisa suresinin 2. ve 3. ayetlerini buluşturmadan meseleyi çözemezsiniz. Yani o 2. 3. ayeti kerimelerde insanoğlunun erkeğin nasıl 2. kadın, 3. kadın alabileceğinin nereden geldiğini anlatıyor. Nasıl? Bakın. Şimdi Allahu Teala fe in khiftum alla tuksitu fil yetama. Bakın ayetin başı bu. Yetimler hakkında adalet yapamayacaksanız gidin hür kadınlardan yetimleri istismar etmeyin. Bugün Türkiye'de oluyor ya, alıyor kızı, 14 yaşına kızı, 13 yaşına kızı, 60 yaşına adama veriyorlar ya. Hı hı. Korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey bu yani. Büyük cürümler işleniyor bugün Türkiye'de. Bunlarla uğraşmamız lazım biz. Tabii. Biz hala 14 asırdır abdesti bitiremedik ki abdesti. Abdesti öğret babam öğret. Mendupları, fazları, şunlar. Ulan abdest yıkadı elini, kolunu, yüzünü yıkadı, başını mesetti. Ayaklarını yıkadı, namazını kıldı. Bırak. Bitti. 14 asırdır biz bu abdesti bitiremedik doğru. Ya. Hakikaten doğru. 14 asırdır abdest. Ya nasıl yıkasa yıkasın kardeşim. Yok temiz efendim bir tüy kalması da yok olurdu da böyle yapacaksın da şöyle yapacaksın. Ya kardeşim bu din sosyal bir dindir. Bugün büyük problemler var. Yani heyecanlandım şimdi. Yani çok çok kalbim çok kırık ya. İnanın ya. Bu dini mahvettik ya. Yani uğraşıp duruyoruz. Abdesti bitiremedik kardeşim. Namazın fazlarını bitiremedik. Ya bırak bu bak meseleye bak. Hocam, bugün Nevşehir'e gittim, bak Nevşehir'de ne dediler baba biliyor musun? 13 yaşında kızı 60 yaşında erkek alıyor kardeşim. Onu veriyor ona ya. Veriyor ona kardeşim. Bu korkunç bir şey. Bununla bu din adamları uğraşsın kardeşim. Diyanet bunlarla uğraşsın ya. Bunları öğretsin. Gitsin bu memlekete din adamlarını göndersin. Bu adamlara o memlekette ben gittim konferansını verdim. Söyledim. Peki sınır nedir mesela bu evlenmede bir sınır var mı? Yani şu yaştaki adam şu yaştaki kızla veya şu yaştaki kız en fazla şu yaştaki böyle adamla. Böyle bir sınır yoktur ama bunu kültür koyar ya. Bunu vicdan koyar ya. Kültür koyduğunda böyle oluyor işte. Bunu vicdan yapacak bu işi. Bu öyle bir kültür ki dinin dışında mantar gibi bitmiş bir kültürdür bu. Böyle bir kültür olmaz. Bu dinle mayalanmış bir kültür değil. Bizim kültürümüz dinle mayalanmış bir kültür olması lazım. Bak ne diyoruz? İslam kültürü. İslam medeniyeti. Diyoruz ya. Ha, bakın burada ne diyor Allah-u Teala? O yetim çocuklara haksızlık yapmayın da gidin 2-3 kadın alın, özgür kadınlar. Gidin alın bakayım diye alabilir misiniz? Aslında budur bu. Ve nitekim ayetin sonunda da Allah-u Teala diyor ki benim tercihim tektir diyor. Orayı söylemezler. Ayetin orta kısmını alıyor. Başı yok, sonu yok. Namaza yaklaşmayın. Fetva böyle veriyor. Ha, namaza yaklaşmayın gibi. Babana rahmet. Yeni de öldü. Bak ben rahmet okuduk ona burada. Bu programda bütün milletin huzuruna babana rahmet okuduk. Ben de cenazesini geldim. Kıldım biliyorsun. Evet. Şimdi yani olay budur. Ha bir de şu vardı. Geçen söyledim onu size. Hatırlarsanız Fatih Bey. Şimdi Bosna Hersek'e git. Bir erkeğe 10 tane kadın düşüyor. Savaş. İşte bu erkekler ölünce bu kadınların mutlaka evlendirilmesi gerekiyor. Bunların ahlakı ve bunların bakımı bakımdır yani sadece cinsellik olarak kabul etme bu işi. Yani bunların bakımı böyle ortamlarda savaş ortamları şartlarında bir erkeğin 2 veya 3 kadın almasına devlet bile cevaz verir. Devlet zorlar bile icabında. Maaşını bile verir. Sen keşke bu kadının efendim şeyini bakımını güçlendir ve senin nikahında dursun bu kadın sahibi olsun der ve sana nikah evlendirir seni. Dolayısıyla bu din öyle bir din ki şartlara göre nasıl uygulama yapacağını gösteren bir dindir bu din. Yoksa aksi takdirde bu din kıyamete kadar kalacak bir din olamazdı. Böyle şartlara göre veriyor ama Allah diyor sonunda benim tercihim tektir diyor. Hocam mutava mıdır? Hayır. Mutanike. O nerede yaygın? Çok İran'da yaygın galiba değil mi? Evet. Şii diyor. Burada da söyleyenler var onu. Burada da var. Burada da söyleyenler var onu. Yani bu Allah'ı kandırmaktan başka bir ne ki? Evet. Ya? Bravo.
Yani ben demedim onu, sen söyledin. Yani genel evin, genel evin kapısına imam koy, şey yap gibi bir şey olacak bir şey. Hayır efendim, çok korkunç bir şey. Neredeyse bir defa, bir defa nikahın süresi olmaz efendim. Otobüsle var biliyor musun? Var, burada gidiyor, burada nikah yapıyor şey efendim ya. Süreli bir günlüğüne, bir geceliğine, iki geceliğine, bir haftalığına müftüye gidiyor İran'da. Müftüden izin alıyor. Hocam, ben bu kadınla yatacağım, kalkacağım diyor. Efendim bana müsaade et, ettim sana. Ha bu işe bak ya. Ne olur böyle şey? Ha böyle bir şey var mı ya? Bu kadın ne hale geliyor ya? Bu kadın ne oluyor? Gelecek o biri evlenecek onunla, bunta nikah kılacak. Gelecek o biri nikah kılacak onunla. Hocam nikah iki tarafın rızası değil midir? O başka. Kadının da var rızası. Rıza ayrı bir şey ama nikahın bir takım prensipleri var. Ama kadının sadece rızası var değil. Demek ki. Tabii o. Kadın rıza göstermeden kıyamaz ki. Kur'an-ı Kerim'in kadın haklarında yaptığı bir devrim var. Nedir bu biliyor musun, kadın haklarında? Bak hala hakları bana konuşturmadınız. Kadın haklarında yapılan devrim şudur. Kadın evet demeden, kadının fikri almadan evlendiremez. Tabii işte bu bir devrimdir bak. İslam bu devrimi yapmıştır. Ama mutaada da aynı şey söz konusu. Bir dakika, bir dakika. Kadının rızasını sordum. Bu nikah, nikah memurunun huzurunda kıyılacak. Evet. Gelişi güzel kıyılmaz. Nikah memurunun huzurunda kıyılacak. Mehiri olacak, şahidi olacak ve kaydedilecek. Şimdi ve bunun zamanı kaydı yoktur. Yani nikahın zamana, onun için farkındaysan fıkıh kitaplarına şöyle geçer ibare. Kabul ettim, ettim. Ediyorum demez. Zamanın bütün zamanı kapsamına alabilmesi için, ömür boyu olması için kabul ettim mazi sigasını kullandırırlar Arapçada. Ha, kabuldu. Dolayısıyla resmi nikah ilandır. Bütün toplum bunu bilecektir. Kimin kimle evlendiğini, aleniliktir. Bak nikah aleniliktir bir, resmiliktir iki. Çünkü hukukunu o insan nasıl koruyacak? Yani boşadığı zamanda kadını, o kadının haklarını kim koruyacak? Hukuk koruyacak. Onun için kaydedilmesi lazım. Böyle gelişi güzel gittim. O zaman alırım ben buradan birkaç kişiyi, bir yerden bir delikanlı. Gider kerhaneye, affedersin. Kerhanede efendim aldım mı aldım. Kabul ettim mi kabul ettim. Zina olmaz. Evet. O zaman hiçbir şey zina olmaz. Hep şey rıza ile yapılıyor. Tabii. Her şey rıza ile yapılıyor. Yani o şeyler hariç, tacizler hariç. Tabii. Her şey rıza ile oluyor. O zaman zina diye bir olay yok. Zina diye bir şey kalmaz tabii. Böyle olur mu öyle şey? Murat? Bu işin bir ciddiyeti var ya. Ama o bir sosyal adet de. Yani, o yani. Mutan nikah diye bir olay. Mutan nikah zinanın önünü açmak için yapılmış. Evet, bravo. Niye? Evet, evet. Hala. Yok öyle, yok öyle. Geniş bir uygulaması vardı, bizde de uygulanıyor şu anda. Bir uygulanıyor şartları olması, doğru olmasını gösterir mi Murat? Şartları da vardır. Tabii tabii. Çık oradan, ben bunu beğendim, sen de beni beğen. Akşamleyin barda tanış kadınla bir yerde. Beğendik. Ya, hadi kardeşim. İki barmeni de şahit yap. Hadi, tabii canım, lira, tabii, şey. Tabii canım. Tabii. Yani o zaman o şekilde hiçbir şey tanesi zina da, değildir. O şekilde yapmayalım da, o şekilde nitelemeyelim de. Çünkü çok uygulanan bir şeydir. Şimdi, savaş durumunun şeyi falan etkisi uygulanması vardır. Doğru ama neden uygulanan? Yani zina da çok uygulanan bir şey ama yani günah sonuçta baktığınız zaman doğru değil yani. O fazla tepki çeker. O çok ileri şey olur. Fatih Bey, 70 milyon huzuruna tebrik ediyorum sana. Murat da kızıyor ama. Kızsın. O kızıyor. Efendim bazı memleketlerde, bazı toplumlarda o bir teamüldür. Yani onu zina diye nitelemek yanlış. Teamül kanun olmaz. Sen Enam 151'i aç. Enam 151. Aç. Şimdi İslam'ın getirdiği haklar sistemi, genel haklar. Şimdi bir insan hakları evrensel beyannamesi var, 1948'de yapılmış. Bakın 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim haklar sistemini nasıl koymuş. İslam'ın getirdikleri, başa dönüyoruz. İslam'ın getirdiği haklar. 151. ayet Enam suresi. Bir numaralı hak Allah hakkıdır. Bu, ama Allah da kul hakkıyla gelmeyi demiyor mu? İnsan onu anlatacağım. İnsan hakları evrensel beyannamesine bu hak yoktur. Ama Allahu Teala diyor ki Allah'ı birlemek, kabul etmek bir numaralı haktır. Hocam Enam suresi var değil mi sizin Kur'an'da? Tabii canım, olmaz olur mu ya? Enam suresi olmaz olur mu? Enam suresi burada bak. Bulayım sana. Ha Nisa'da tamam. Bir dakika tamam. Bir dakika. Geri. Dur geriye gitme. Burada ben sana göstereyim. Enam ayet. Kaç? Enam'ın sonunda geri 151. Hocam, ayet dedi. Geri Araf'a geldi. Aha 151 bak. Hah. Bak 151. Kul ta'alev etlu ma harrama rabbukum aleykum ella tüşrikü bihi şeyen. Allah'a eş koşmamak,
Allah'ın hakkıdır. Efendim iki, ve bil valideyni ihsana. İkinci sırada anne baba hakkı geliyor. Bak bak bak. Anne babaya iyilik, Allah'a şirk, imandan sonra iki numara anne baba geliyor. Bu muhteşem bir şey bakın. Yani buradaki gençlerimiz anne baba hakkının ne olduğunu öğrensinler. Ne kadar önemli. İkinci sıraya koymuş bunu Allah-u Teala. Bak namaz yok. Oruç yok. Hac yok. İkinci sırada anne baba geliyor. Bir numarada. Bu Tevrat'ta da böyle. Yani Bakara suresinin 83. ayetinde de Tevrat'ta anlatıyor Allah-u Teala. Orada da ikinci sıraya Tevrat'ta da anneyi koymuş. Birinci sıraya Allah'ı koymuş. Ve izâ hadnâ mîthâka benî İsrail'e lâ ta'budûne illallâhe ve bil vâlideyni ihsâna. Bu ayette de ikinci sırada annedir Tevrat'ta. İkinci hak bu. Şimdi bu hakkı anlatalım vatandaşımıza. Hemen sıralayalım mı, anlatalım mı? Üçü anlatalım. Çocuk hakkı. Evlat yani. Evet. Bu insan hakları evrensel beyannamesinde var ama başka bir boyutuyla var. Burada Kur'an'da iki ayet vardır Fatih Bey. Çocuğu anne karnında teşekkül ettiği zaman da öldüremezsin diyor Allah. Kürtaj yasak yani. Evet. Ne zaman itibaren? Ta baştan itibaren. Ruh üflenmeden olmaz olabilir. O ruh üflemesi yanlışmış o. Nasıl yanlışmış biliyor musun? Şimdi bizi dinliyorsa Allah selamet versin Hikmet Has diye bir profesör var. Kadın doğum bölüm başkanıdır. Eskişehir Üniversitesi'nde. İngiltere'de beraberdik. O bana sordu. Tüp bebek için gelmiş o. Orada öğrenmek için gelmiş. O zaman doçentti. Hoca dedi sen gel de dedi ben sana mikroskopla hayatın ne zaman başladığını göstereyim sana. O döllenme anında nasıl hayatın başladığını o esrarengiz yapayım. Sakın ha hoca dedi. Öyle dördüncü ayda insan ruhu fırılmış. Ruh orada var. Orada başta var dedi. Gel de göstereyim sana dedi. Muhteşem bir olay. Hocam efendim, mürşidi müteehlinde pek öyle yazmaz ama. Ha bir yazmaz. Niye? Onlar derler ki dört ay olduğu zaman da ondan evvelki cenindir. Cenin evet. Cezası verilir. Dört aydan sonra alınırsa katildir falan diye söylerler. Bırak onu diyor. Hikmet Bey dedi ki gel de sana göstereyim bu. Bu tıp ilminin gelişmesidir bu. Fatih Bey, çocuğu hayata getirmek çocuğun hakkıdır. Fakat buradaki ayette bir şey daha var. Çocuğu doğru bilgi öğretmek, onun ruhunu öldürmemek gerekir. Çocuğa doğru bilgi öğretme çocuğun hakkıdır. Onu mükemmel bir şekilde yetiştirme çocuk hakkıdır. Bak İslam 1400 sene evvel bunu koymuş. Buyurun. Yani bir çocuğun hayat hakkı meselesi var. Bir de çocuğun eğitim hakkı meselesi var. Çocuğun ruhunu öldürmeyeceksin. Ona öyle bilgi vereceksin ki onun gönlüne, onun zihnine öyle bilgi vereceksin ki o çocuğun gönlü ve ruhu ölmeyecek. Yani yaşayan ölü olmayacak yani. Yaşayan ölü. Çocuğu ezmeyeceksin. Heh. Karakterini bozmayacaksın. Evet. İnsan olarak yetişecek o. Allah'a yaraşır bir kul, insanlığa yaraşır bir insan olacak yani. Dördüncü hak toplumun hakkıdır. Öldü mü? Yok yok, toplumun hakkı. Toplumun ahlakını ve la tagrabul fawahisha ma zahara minha ve ma batana. Diyor ki Allah-u Teala, bakınız Fatih Bey. Dinliyorum hocam. 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim toplumun ahlakını bozamazsın diyor. Toplumun ahlakını bozacak davranışlara yaklaşma diyor. Bak baba, değil yapmasın, yaklaşma diyor Allah-u Teala. Etti 4. 5. Hayat hakkı. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Bak bu insan hakları evrensel beyannamesinde var. Ben 1500 sene önce. Evet. Ama bu 1400 sene evvel söylemiş bunu. Ama burada insan hakları evrensel beyannamesinden çok daha güzel bir şeyini söyleyeyim size bu ayetin. Nefis kelimesini kullanıyor Fatih Bey. Ne demek biliyor musun nefis? Diyor ki Allah-u Teala sadece insanı değil, ağacı da, hayvanı da öldüremezsin. Can taşıyan bir varlığa kıyamazsın diyor. Haksız yere ama. İlla bil hak diyor bak. Haksız yere bir cana kıyamazsın. Yani bir yeşile dokunamazsın ağaca. Bir hayvana dokunamazsın diyor. Hak olduğu zaman yapabilirsin bunu. Savaşırsın. Hayvanı yemek için etinden şey yaparsın. Ağacı odun yapmak için ama güzel bir ağacı değil. Çürüyen bir ağacı kesebilirsin. Çürümekte olan bir ağaç. Ama çok muhteşemdir. Çevre Mühendisliği Fakültesinin temellerini atmıştır bu ayet.
Mescid-i Haram'da hani yeşili koparamıyorsun ya, hayvan öldüremiyorsun ya, işte eğitim oradan başlıyor. İşte çevre mühendisliği fakültesinin başlangıcı Mescid-i Haram'da bir cana kıyamamadan başlıyor. Bu ayetler aynı zamanda Furkan Suresi'nin son sayfasında var bu ayet. Muhteşemdir yani. Yani Allah-u Teala bir cana kıyılamayacağını, can taşıyan bir varlığa kıyılamayacağını söyleyen bu ayet. Nasıl olur da o biraz evvel bir arkadaş söyledi. Efendim onları öldürün, o kafirleri öldürün falan. Bak bak ne diyor. Haksız yere bir cana kıyamaz. İyi hocam, Mescid-i Haram, nedir burada? Mescid-i Haram'da o kadar çok adam öldürdü ki. Öf. Tabii rezalet. O orada kavga ediyorlar şu. Hocam şimdi bir... gelip de İstanbul'da sinagogun önünde bomba veyahut da işte elçiliğin içinde bomba patlatıp da oradaki zavallı insanları öldürmek nasıl oluyor o zaman? Korkunç bir şey. Bunlar ne halt ediyorlar? Bunlar İslam adına yapıyorlar. Tabii canım. Ha, İslam adına yapıyorsa çok yanlış. Hocam ne adına yapıyorlar? Ay, vallahi ben bilmiyorum. Yapıyorsa çok yanlış. Efendim. Aha bu ayet şimdi bak. Etti 5. Hocam haberlere gitmemiz lazım. 5'te kalalım. Gerisini devam edelim. Haberler için bir kısa ara tamam. Gireceğiz. Tamam. Hay hay. Hocam siz haklara devam edeceksiniz ama birkaç soru var, onları acilen sormam gerekiyor. Birisi diyor ki anne babaya olan bağlılıktan bahsetti hocam. Eşim ailemle görüşmemi yasakladı. Bir hanımefendi bunu söyleyen. Eğer annenin evine gidersen seni boşarım diyor. Ben anne ve babama olan görevlerimi nasıl yerine getirebilirim diyor. Şimdi bu bir defa kocası boşarım diye bir laf yok. O yanlış. Annesiyle babasıyla görüşmek boşanmak için bir suç değildir. Giderse çünkü boşanmaya gitmek için. Zaten bir de üstelik kendisi boşayamaz. 3'ten 9'a şartım olsun diye boşayamaz. Mahkemeye gitmek lazım. Mahkemeye gitmek. Annesiyle görüşen bir kadın suç işlemez. Bu suç değildir. İkincisi böyle bir delikanlının, böyle bir erkeğin çok yanlış bir adam olduğunu görüyorum. Böylesi yok, erkek değildir diyorsun. Erkek değildir demek istemedim. Sen söyledin. Sen söyledin. Aynen söyledin. Doğrudur o. Doğrudur. Böyle bir delikanlı olmaz. Böyle bir Müslüman delikanlı olmaz. Bir hanımına söyleyecek, annesiyle görüşmeyecek. Babasıyla görüşmeyecek. Bu ne biçim insan ya? Bu ne biçim Müslümanlık ya? Bence de. Korkunç bir şey yani. Böyle bir şey olmaz yani. Ne demek bu yani? Bu İslami terbiyenin çok dışında bir olay bu. Yazan hanım mı? Hanım. Bir başkası diyor ki eşim beni çok sevdiğini söylüyor her fırsatta ama bana yapmadığı eziyet kalmadı. Bu nasıl sevgi? Şunu bilsin bu kimse ve böyle benzer erkekleri konuşalım. Veya kadınları fark etmez. Hanımına eziyet eden insan delikanlı değildir. Müslümanlığı zayıftır. Mahşerde o sorgulanacaktır. Hanımına eziyet yapmanın, yani seviyorum demekle bir şey ifade etmiyor, söz değil. Sevgi eylemdir efendim. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de de öyle söylüyor Allah-u Teala. Beni seviyorsan diyor, eylemini göstereceksin. Davranışınla bunu ifade edeceksin. Hanımını seviyorsan, hanımına nazik, kibar davranarak, merhametli davranarak, acıyarak, ona kızmayarak, dövmeyerek, bağırmayarak, kavga etmeyerek bunu göstereceksin sevgini. Sevgi eylemle yaşar, eylemden doğar. Olay budur. Lafla olmaz. Lafla bu olmaz. Ben seni seviyorum. Nerede seviyorsun? Kır kafasını, gözünü, ağzını seviyorum. O yüzden seni seviyorum. Bu böyle İslami böyle bir şey yok. Bunu ne Allah'a bu yaranabilir bu adam, ne insanlığa. Bir iki soru daha var. Onları da sorayım, hemen hızla geçelim. Sperm bankası zina mıdır? Sperm bankasından çocuk yapmak zina mıdır? Evet, işin en tehlikeli tarafı burasıdır. Bu soruyu doğru sormuş soran. Bizim aklımıza gelmedi tabii bu olay. Çocuğun babasının bilinmesi gerekir. Bu çok önemli. Bu hocam sorular, hukuken bu sorular mi fiilen mi? Bana fiilen de hukuken de. Yani bu bir zamanlar bizim şeyde Zeynep Kamil Hastanesi'nde bir bu konuda jinekoloji konusunda bunları yapıldı. Adana'da oldu, Adana Devlet Hastanesi. Ben de gittim orada ya, katıldım. Çukurova Üniversitesi Hastanesi pardon. Evet, orada çok önemli. Bu tıp bu kadar önemli şeylere girmiş ki bu iş. Ben şunu söylerim, babası belli olmayan bankadan sperm alıp dölleme yapıp taşımak, başkasının spermini bir kadına taşıtmak çok ayıp bir şey. Ayıp mı, haram mı? Bir erkek haram canım. Yani ayıp dediğim bir şey aslında, dünyevi bir şey, ahlaki bakımdan söyledim onu, ayıp kavramını. Dolayısıyla bir erkek çocuğum olsun diye başka birinin spermini hanımına karnında taşıtması
Nedir? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Korkunç bir şey yani. Yani ben bunu aklım almıyor yani. Peki hocam, fiziki babayla hukuki babanın ayrı olması şart mıdır? Ne babası? Fiziki babayla. Biyolojik babayla. Biyolojik babayla. Evet. Hukuki babanın aynı olması şart mıdır? Yani evlat edinme. Sperm bankasını alıyor. Evet. Kadın birisinin nikahında. Evet. Adamdan çocuğu olmuyor. Evet. Ama kimden aldığını biliyor. Aldığı spermi. Kimin spermini aldığı verdiğini arıyor. Evet. Olur mu? Bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz. Ben biliyorum bu adamın ya, olur mu ya bu çocuk? Bu çocuğa ne derler? Bu çocuğun şahsiyeti kim? Ya o baba derse ki benim de bu çocuk alacağım onu. Tabii. Derim. Benim spermimden olmuş. Ya da çocuk ileride gitti, dedi ki ben onun mirasından pay ösüyorum, benim babamdır. DNA testi yaptı da o çocuğun o babanın olduğunu anladı. Belki babayı reddetti. Ne olacak bu iş? Ve annesine de kötü gözle bakmaya başladı. Sen başkasının sperminden beni ettin yani. Sen ne biçim kadınsın? Der bile annesi. Diyebilir. Peki son soruyu sorayım, sonra sizin şartlara geçelim. Bir soru da ben soracağım. Yalnız. Tamam. Köpek beslemek İslam'da yeri var mıdır? Din buna bir şey söylemez. Ama Şafiler bunu pek ben anlattım. O Şafileri bırakın onları. Niye bırakalım şimdi onları? Diyorlar ki, diyorlar ki uydurma hadis yaparak köpeğin olduğu yere melek girmezmiş. Uydurma. Uydurma. Eğer köpeğin olduğu yere eve melek girmeyecekse bu dünyada bir sürü köpek var. O zaman melekler burada hiç inmemesi lazım. İkincisi, eğer köpeğin olduğu yere melek girmiyorsa adam köpeği alır eve, istediği pisliği yapar. Kimse de günah yazmaz. Ondan sonra melekler kaldı dışarı. İçeri giremiyorlar. Kim yaz, amel defterini yazacak? Hocam iyi fikirmiş bu. Bu iyi fikirmiş. Günah hiç yok olan bir köpek alsın eve. Yani bu kadar çirkef şeyleri. Bunlar hadis diyorlar. Hocam valla akıl verdiniz millete. Bunlar da hurafeleri yani. Bu kadar yani olacak işte. Ha bak şu söyler. Ben bunu söylüyorum. Tıbben gerçekten mesela bizim hanımın çok yakınlarından bir tanesi çocukluğunda köpekle oynamış. Bir tüy kaçmış. Akciğerine. Sonra onu kanser yaptı. Ama doktor kediden demiş, de oluyor bu canım. Tabii kedide de olur. Yani onun için bu yani hijyen bakımından, sağlıklı olması bakımından doktorluğu ilgilendiren, sağlığı ilgilendiren bir konudur bu. Aha. Dolayısıyla bunu kalkıp da böyle peygamber böyle bir şey söyledi. Her taraf köpek. O zaman bu dünya hiç melek olmaması lazım. Öyle değil mi yani? Adam aldı dairenin içine köpeği, her şeyi yaptı, melekler kaldı dışarıda. Hocam, ben bir şey soracağım. Buyur. Cenazenin gömülmesi şart mıdır? Şimdi son zamanlarda yaktıralım edelim diyenler var. Evet. Yani İslam'a göre vefat eden bir Müslümanın mutlaka defnedilmesi mi lazımdır? Şimdi tabii yani gömülmesi gerekir. Neye göre? Yalnız Yunus suresinde bir ayet var. Firavun boğulacağı zaman Allah'a dedi ki ben inandım, teslim oldum. İsraillilerin Rabbine inandım. Amentu ennehu la ilahe illallah dedi. Allah da dedi ona ki el ane, şimdi mi? Fel yevme nüneccike bi bedenike litekune limen halfeke aye. Senin bedenini kurtaracağım. Bu dünyada insanlığa bir ibret olsun diye bırakacağım diyor. Yani Allah-u Teala Firavun'un gömülmesini istemedi. Gömmedi onu. Bak. Firavun'u gömmedi. Firavun'un mezarı yok. British Museum'da duruyor biliyorsun. Gittin gördün onu. Ramses mi o? Tabii. Mısır'da. Tabii. Kahire şimdi Allah-u Teala Firavun'un gömülmesini istemedi. Onun mezarı yok. Olmayacak dedi senin mezarın. Senin bedenin bu dünyada kalacak ibreti alem için. Firavun'a. Şimdi bu exceptional yani istisnai. Bir durumdur bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de mesela bakın şu ayet geçer. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجِدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسُرُونَ Kabirlerinden çıkıp gidecekler. Demek ki kabir kavramı vardır. Yani mezar kavramı kabir, vardır. Kabir toprak mıdır mutlaka? Kabir toprak olmayabilir. Dediğin gibi suda kalmıştır adam. Evet. Boğulmuştur suda, kaybolmuştur bedeni. O neredeyse orası kabridir onun. En son nerede o şöyle söyleyelim Fatih Bey. Vatandaşlar bu konuyu bilsinler. Allah bizim bedenimize
bir şöyle diyelim, hani uçak var ya, uçak, uçağın kara kutusu var ya, o yanmaz. O kara kutu verir. Bizim bedenimizde de bir formül vardır. Kara kutu, o çürümez. Kuyruk sokumunda. Evet, ne öyle deniyor. O mahşerde işte o tekrar dirilecek. O kara kutu, o formül yani. Dolayısıyla nerede bulunsa bulunsun insan, kıyamette basubaldi mert olunca kalkacak ayağa. O bulunduğu yerden. Minel ecdat o anlama geliyor. Ama kabir kavramı Kur'an'da vardır. Ecdat kavramı Kur'an'da vardır. Tabii ki bunu illa da toprak olacak diye bir şeysi yoktur. Yani mutlaka defnedilecek diye bir şey var mıdır? O %100 öyle bir olay yoktur. Yoktur. Yani %100 olarak öyle bir hüküm vermemiz mümkün değildir. Peki balık balık yiyor. Balık yiyor, domuz yiyor, suda kalıyor. Suda kalıyor. Yanıyor. Olay yok. Kazada yanıyor. Nagasaki'de eridi gitti. Eridi gitti, yok oldu. Efendim, yok oldu gitti yani. Hayır. Yakını öldü. Adam vasiyet ediyor. Yakın diyor. Denize atın, şunu yapın, bunu yapın diyor. Yakın diyor. Yani yansa da bir şey ifade etmiyor yani. Ama mutlaka ölen gömülecek diye bir şey yoktur. Ha tabii yani. Evet. Hocam, fakat olay şudur. Şu bir gerçektir. Yani bunun bir takım hükümlerini çıkartabiliriz. Şimdi Maide suresine gidersek, Adem Aleyhisselam'ın oğlu öldürdü ya, onun bedenini sırtına taşıyordu kardeşinin. Allahu Teala diyor, bir kuş gönderdim. Ölü kuşu toprağa açtı, ölü kuşu gömdü. Böylece mezar kavramını Allah öğretmiştir insana. Kuş vasıtasıyla öğretmiştir. Demek ki mezar kavramı ilk insandan itibaren başlamıştır. Mezar kavramı ilk ölüden sonra toprağa gömüleceğini Allahu Teala bizatihi öğretmiştir. Dolayısıyla o ayetten hükmettiğimiz zaman bedeni yanımızda ise onu gömmek bu ayeti kerimeye göre doğru olan budur. Farz değildir ama. Yani oradan bir çıkartacaksak farz çıkartabiliriz. Evet. Şimdi geliyoruz mu? Geldik. Şimdi... Beş tane hak saymıştık. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı. Beş. Altıncı. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي Hocam بِالَّتِي. Nisa'dayız. O da değil. Oraya geç. Enam'dayız. Enam'a geç. Enam'da. Geriye. Ha hocam tamam. Kaçtı? Aşırı. Enam'dayız. 151-152. Burası. Aşırası. Şu. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ Yetim hakkı. Bakın, insan hakları evrensel beyannamesinde yetim hakkı yoktur. Ama 1400 sene evvel Allah-u Teala yetimin malını değil yemek yaklaşma diyor Allah. Baba. Kur'an'da birkaç tane fiil vardır, eylem vardır. Bunlara yaklaşma der Allah. Bir tanesi budur. Biri zina. Birisi zinadır. Birisi budur. Namaz. Ve birisi de namaz. Fahişelik. Namaza. Yaklaş. Sarhoş yaklaş. Sarhoşken. Ama yani, o Bektaşi. Bu Bektaşi. Şimdi yetimin malına yaklaşmama. Biz buna yetim hakkı diyoruz. Ondan sonra yedinci hak ve evful keyle vel mizane bil gıst. Tüketici hak. Bakın. Allah Allah. Evet. Ölçüyü adaletle yapın. Evet. Yani tüketici hakkını Allah koruyor. Ölçüyü ve tartıyı adil yapacaksınız diyor. Ta orada din koruyor, Kur'an koruyor. Bugün tüketici dernekleri var ya. Aha. İşte bak, bunu 1400 sene evvel söylemiş. Derneği Kur'an belli. Şu kitabı bakın. Şu kitabı biz anlatamadık dünyaya ki. Tüketici hakkını koruyor. Sadece burada değil ha. Fatih Bey, Hud suresinde Şuayb peygamberin zamanında o dinde bile var mı? Şuayb peygamberin dininde tüketici hakkını koruma olayı vardır. Emir vardır. Yani sadece bu Kur'an'dan gelmiyor. Eski peygamberlerde de vardı bu. Kul hakkını bu kadar koruyor. Yetim hakkını koruyor. Tüketici hakkını koruyor. Bir de bakın ne koyuyor burada şimdi. Bakın Fatih Bey. Ve la nükellifu nefsen illa vus'aha diyor. Dehşet bir şey. Anlasam. Dünya duysun. Allah insanı yaratmış. İnsana. İnsanın gücüne göre hüküm koymayı Allah söylüyor bak. Allah kendi üzerine bir hak yükleniyor. Diyor ki, yarattığım varlığın gücüne göre ona mükellefiyet, sorumluluk, yükümlülük yüklüyorum diyor. Muhteşem. İnsanın hakkı diyoruz biz buna. İnsanın hakkı, insana gücüne göre sorumluluk yüklemek insanın hakkıdır.
Ve Allah-u Teala diyor ben bu kanuna uyuyorum. Bu kanunu ben koyuyorum, ben bunu uyuyorum. Dehşet bir şey. İşte bugün eğitimde ne diyoruz? Modern eğitimde ne diyoruz? Çocukları kabiliyetlerine göre eğitmeyecek misin? Öyle demiyoruz. Dahi olanları ayrı eğiteceksin, onları fen lisesine eğitiyor. Amerika'da çıktı ya bu. Ha, işte bunu söylüyor Allah. 1400 sene evvel herkes kabiliyet ve yeteneğine göre yükümlülük yüklenecektir. Bu kanunu ben koydum, ben uyuyorum diyor Allah-u Teala. Buna diyoruz insan hakkı. Dehşet bir şey. Ardından hukukun hakkı. Bakın dünya dinlesin. Hukukun hakkı. Bak şunu görüyor musun? Şunu bak. Ve izâ gultum fa'dilû. Ve lev kâne zâ gurbâ. Yakının bile olsa adil konuşacaksın diyor. Hukuku yanıltmayacaksın. 1400 sene evvel hukukun hakkını koruyacaksın diyor Allah-u Teala. Aman yarabbim. Ve tekrar bir hakla daha bitiyor. Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin diyor. Hangi Allah'ın söz? Hakkı tekrar. Allah'ın hakkıyla başladı, Allah'ın hakkıyla bitti. Hangi söz? Ve evfu bi ahdillahi da ahettüm diyor. Da aha işte. Hayır. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'a verdiğimiz söz ne? Ha? Bizim Allah'a verdiğimiz bir söz var mı? Oo, olmaz mı? Ne zaman verdik? Birkaç tane bu. Anlatayım sana ne zaman verdiğini. Bunlar muhteşem şeylerdir. Ama o soruyu sorman çok mükemmel. Hocam bir defa şuna Allah. Seni tebrik ederim. Bir defa şu Kur'an'a inanmakla Allah'a sen bu imana söz verdin. Yani iman etmekle Allah'la ahitleştin. Seni Allah olarak kabul ediyorum. Senin hükümlerini, senin söylevlerini kabul ediyorum. Uyacağımı kabul ediyorum. Bu verdiğin bir sözdür. İman etmekle Allah'a söz veriyorsun. Bir de başka bir söz var efendim. Allah bizi yaratırken anne karnında bizim aklımızı Allah'a bulacak şekilde programlamıştır. İnanç geni. Evet. İman edeceğini de programlamıştır. Yani biz ruhumuz anne karnında Allah'ı kabul edeceğimize dair söz vermiştir. Hı hı. Ayet, Araf suresi. Bakın. Evet. Yani kaç? Öyle bir soru sordun ki Fatih Bey, deştin beni. Aha bu. Diyor ki Allah-u Teala, buyuruyor ki burada, ben Adem oğlunun sülbünden, Fatih Bey, dinliyorum hocam. Adem oğlunun sülbünden zürriyetini, nesli aldığım zaman kendisine şahit kıldım onları, kendi kendilerine. Ve onlara sordum, ben sizin Rabbiniz miyim diye sordum. Onlar da evet Rabbimizsin dediler. İşte bu ruha soruluyor anne karnında. İlahi eğitim anne karnında başlıyor. Ve bak Adem'in bunu bize yanlış anlatmış. Elesmez mi demişler buna? Ruhlar aleminde demişler buna. Bu ayetin baş kısmını söylememişler. O kadar yanlış şeyler anlatmışlar bize ki. Bakın burada Adem oğlunun sülbünden neslini aldığım zaman diyor. Bu soruyu sordum diyor. Böylece bizim ruhumuz Fatih Bey anne karnında Allah'a söz verdi. Allah'a kabul edileceğini. İşte bu sözü yerine getiriyor Allah-u Teala. İşte bu haktır. Şeyi diyorsunuz. Benim bana verdiğin sözü, bak orada ayeti okusana. Beni Adem'in zuhurim. Zürriyeti. Burayı demiyorlar bize. Ve eşhedü. Ve eşhedühüm alâ enfusî. Dolayısıyla. Şimdi Fatih Bey, bakın şimdi çok önemli bir çıkarım yapıyoruz. Dinliyorum hocam sizi bir yandan bakıyorum. 153. ayet. Enam. Orada var ya, hala oradayız yani biz. Şimdi orayı bitirmedik. Diyor ki Allah-u Teala, bu haklar sistemi, bu 10 tane hak. 10 tane hak saydık orada biz şimdi. Bu 10 tane hak nedir biliyor musunuz diyor Allah-u Teala. Ve enne hâdâ sırâtı müstakîmen. Doğru yol. Bunlar benim yolumdur, doğru yolumdur diyor Allah-u Teala. Yani haklar Allah'a giden yolun taşlarını örüyor. Anlıyor musunuz? Bakın şu kitaba bakın. 1400 sene evvel hakları nasıl işlemiş ve ona diyor ki Allah-u Teala bu haklar olmadan benim yoluma giremez. Ve lâ tettebi'u sübüle feteferraka biküm an sebîli. Başka bir yola gitmeyiniz benim yolumdan. Sizi benden ayırırlar. Zâlikum vesâkum bihî leallekum tettekûn. Bak 151. ayetin sonu akılla biter. 152. ayetin sonu tezekkürle biter. 153. ayetin sonu takva ile biter. Aklını kullanmayan, düşünmeyen ve haklara riayet etmeyen takva sahibi olamaz. Şimdi takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'in
şu Kur'an-ı Kerim'in... Hocam dedikodu günah mıdır? Tabii. Tamam. Başka sorum yok. Ama yüzüne yapıyor bunu. Dedikodudan olmuyor yani. Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından biri takvadır. Gülme, gülme. Yani gülme de anlatalım da. Hocam gıybet kaç çeşit olur? Dedikodu. Dedikodu. Şimdi bir dedikodu var, bir gıybet var, bir tecessüs var, bir iftira var. Farklı şeyler yok, bunlar. İftira, kavramlar Kur'an'da ayrı ayrı. Değil. İftira katiyen yok. Şimdi şeyi en kötü şey amel olarak gıybeti gösteriyor Allah. Kardeşin etini yemeye yer misin diyor. Kardeşin etini yemeye denk tutuyor. Gıybeti. Yani dedikoduyu yani. Evet. Hayır, mesela gıybeti nasıl yani. Bir misal verir misiniz ona? Ayet söylüyorum canım. Hayır hayır. Gıybete misal. Şimdi ben sana yüzüne karşı söyleyemeyeceğim bir lafı arkadan söylüyorum. Hmm. Yani senin tasvip etmeyeceğin, yaptığın bir işi ama ben senin o hatanı söylememem lazım birine. Senin gıyabında, senin olmadığın bir yerde bak. Gıybet bu demektir. Gıybet gayip demektir. Gayip. Olmadığın bir yerde senin... Gıyaben yani. Ha, gıyaben senin olmadığın bir yerde ben senin... Söylediğinizin yalan olması mı lazım? E tabi. Şart değil. Şart yani, değil. Ama şart. Olsa bile yalan olduğu zaman da o iftiraya dönüşüyor bir bakıma. Hmm. Bir de senin yaptığın hataları ifşa ediyorum ben. Gıyabında konuşuyorum ama senin yüzüne karşı bunu söyleyemiyorum. Senin yüzüne karşı söyleyemiyorum ama arkadan her şeyi yapıyorum. Hmm. İşte bizim aslında bütün siyasetimizi, sosyal ahlakımızı tahrip eden bu olaydır. Adamın yüzüne karşı söyleyemiyor, arkasından söylüyor. Anıyor yani. Şimdi bazıları net yazıyor mesela. Makaleleri ben okuyorum, makalelerinizi diyelim. Fatih Bey net yazıyor bunu adam. Bu budur diyor yani. Hah. Onun yüzüne karşı da olsa söylüyor zaten 70 milyona söylüyor. Biz burada konuşuyoruz. Dolayısıyla yalan söylediğin zaman da iftira oluyor. Yaptığı bir işi kendi yüzüne karşı söyleyemeyeceğin bir işi arkadan söylüyorsan işte bu gıybetin kendisi oluyor. Evet, şimdi takvaya giriyoruz. Evet hocam lütfen. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biri takvadır. Ne demek kelime anlamıyla? Vikayeden gelir, korumak anlamına gelir. Yani nasıl ki Allah bütün canlılara savunma mekanizması koyduysa, İnsanın savunma mekanizması da manevi, psikolojik bakımından takvadır. Bir bağışıklık sistemidir. Bakın şimdi anlatacağım bunu. Takva iki boyutludur. Birisi doğuştan getirdiğimiz bir duygudur bu takva. Yani biyolojik yapı gereği Allah nasıl bize bağışıklık sistemi koymuşsa mikrobu alıyoruz, mikrobu. Mikrobu bağışıklık sistemi yutuyor. Yok ediyor. Bu bağışıklık sistemi deforme olduğu zaman da AIDS hastalığı meydana geliyor. Evet. Bu sefer bütün hastalıklar açık oluyorsun yani. Sonradan edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu. Evet. Şimdi manevi bağışıklık sistemimiz de doğuştan takvadır diyor Allah. Bak doğuştan gelen bir takva duygusu var. Bir de sonradan kazanılan... O fe'elhemeha fucuraha ve tekvaha Şems suresindeki ayeti kerimede diyor ki Allah-u Teala insanı yaratırken onun nefsini, onun ruhunu düzenlerken onun günaha açık boyutunu koydum ve koruma mekanizmasını koydum. Takvasını koydum ona. Bir de sonradan kazanılan takva vardır. Bu takva bir, aklını kullanmayla elde ediliyor. İki, düşünmekle elde ediliyor. 3, imanla elde ediliyor. 4, ibadetlerle elde ediliyor. Yani Allahu Teala ibadetleri koymasının sebebi takva denen duygunun kuvvetlenmesi içindir. Şimdi şöyle anlatalım bunu Fatih Bey. Nasıl ki Karadeniz'e ırmaklar akıyorsa aynı şekilde takva denizine de bütün ibadetlerimiz oraya akar. Yani namazımızı kılmamız, orucumuzu tutmamız, işte düşünmemiz, efendim, aklımızı kullanmamız. Anlamamız. Bütün takva denizine akıyor ve takva denen bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Biz gıda ile ne yapıyoruz? Biyolojik bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Yemeği onun için yiyoruz. Yemek yemediğiniz zaman da bağışıklık sistemi zayıflıyor. Yaptığımız bütün ibadetler,
takva gıdasını veriyor takvaya. Takva da bu sefer dönüyor, bizim kendi gıdamız oluyor, şahsiyetimiz. Diyor ki Allah-u Teala Bakara suresinin 197. ayetinde وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُلِلَ الْبَعْضِ Anladım bir de takva Kur'an'ın istediği insan olmak. Hah, yani Kur'an'ı yaşamak. Fakat burada diyor ki Allah-u Teala takva gıdası ile gıdalanın. En hayırlı gıda manevi bakımdan takva gıdasıdır diyor. Ve oradan da akıl sahiplerine hitap ediyor. Başka bir yerde Araf suresinde diyor ki elbisedir. Takva bir elbisedir. Diyor ki şu elbiseniz diyor Allah-u Teala sizin avret yerlerinizi örter. Ama önemli olan elbise takva elbisesidir. Yani o nereyi örtüyor? O insanın içini örtüyor. İç alemini örtüyor. Senin ar, namus, iffet, düşünce biçimin, gönül, nefis boyutunu, bütününü takva elbisesiyle. Ve libâsü takva zâlike hayr. Takva elbisesi en değerli elbisedir diyor Allah-u Teala ayeti kerimede. Dolayısıyla takvanın bir boyutu ferdidir, bir boyutu toplumsal takvadır. Yani bir toplumun takvası vardır, bir bağışıklık sistemi vardır, sosyal bağışıklık sistemi vardır. Bir ferdin psikolojik bağışıklık sistemi vardır. İşte bu sosyal sistem, yani toplumun bağışıklık sistemi de eğitim vasıtasıyla ayakta durur. Eğitim o takvayı güçlendirir, bilinç kazandırır insana. Bilgi insanı geliştirdikçe insanın takvası gelişir. Takva olayı. Ve Tahrim suresinin 6. ayetinde Ya eyyühellezine amenu gu enfuseküm ve ehliküm der. Kendinizi ve ehlinizi koruyun. İşte takva korumak anlamına geliyor. Yani insanın kendisini nasıl ki her canlının kendine has bir savunma mekanizması, koruma mekanizması varsa Allah öyle vermiş ona. Pençesini vermiş, dişini vermiş, şunu vermiş. Efendim, insanoğluna da şeytana karşı ve nefsine karşı kendini koruma mekanizması vermiştir. O mekanizmaya takva diyoruz. Siz ne denli o bağışıklık, manevi bağışıklık sistemini güçlendiriyorsanız o şekilde siz nefsinize karşı, nefsin arzularına karşı kendisini koruyorsunuz veya şeytanın etkisine karşı kendinizi koruyorsunuz. İşte bu Kur'an insanın bu manevi bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereken şeylerin prensipleri koyuyor. Haramdan kaçınma, farzları yerine getirme, bütün bunlar bağışıklık sistemini yani takvayı kuvvetlendiriyor. Kısaca özetini bu şekilde verdik. Anladın mı? Ben biliyordum. Ben anlamadım. Leylatül takva yapacağız. Ne demek o? Takva gecesi. Takva gecesi. Orada şey yapacağız. Çok ağır geldi hocam bu bana. Çok mu ağır geldi? Bu bağışıklık Çöktüm sistemiyle burada. Anlamış olman lazım onu. Anladım anladım. Ama az anladım. Yok biraz sonra biraz daha anlarsın. Allah Allah. Kısaca özeti bu. Özeti buysa genişini merak ettim. Evet, o zaman Kur'an anlatmak lazım. Biraz evvel anlattığım haklar da hocam takma. Bakın size Bayraklı Hoca'nın anlatımı ile 50 yaşımdan sonra ilk kez insan olmanın sorumluluğu ve bilinciyle dini kural ve emirleri öğrenme sabırsızlığı ve arzusu yaşamaktayım. Bu bana yeter. Bu da benim sevabım işte. Bunu hocam söyle. Aradan biraz bize de düşer değil mi yani bu programda? O düşmez size. Olur mu? Teşekkür ediyoruz sağ olun. Düşmez olur mu? Başka? Soru mu mesaj mı? Mesaj olabilir, soru olabilir. Yakınları kayırmak. Hı. Bir işi bir hakkın yapabilecek başkaları varken o işi bir hakkın yapamayacak yakınlara vermek. Bunu siyasi veya başka güçleri kullanarak yapmak dinlen ne kadar caizdir? Haramdır. Haramdır efendim. Ayet-i kerime var. Aç orada. Nisa suresini göstereyim. Kaç? Hem onu okuruz ben Nisa'dayız. Hem manasını veririm. Bak şurada hemen Allah bunu söylüyor. Bak. Şimdi bakın Fatih Bey. Bu sorduğun Nisa soruya, 58 bu, efendim. Bu soru 58 değil mi Nisa? Ha emanetleri ehline şimdi, verdim. Şimdi bakın Allah-u Teala buyurur ki burada emaneti ehline vereceksin diyor.
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰهِ Bu Allah'ın emridir. Bu farzdır. Bu farzı yerine getirmediğin zaman, bunu ihlal ettiğin zaman da haram işliyorsun demektir. Suç işliyorsun, günah işliyorsun demektir. Çünkü Allah'ın dediğini yapmıyorsun. Dolayısıyla meslekler, emanetler, bu bir siyasi emanet olur, emanettir. Bu bir efendim genel müdürlük olur, emanettir efendim. Emaneti, işi ehline vereceğiz. Mesela biz asistan alıyoruz üniversiteye. Asistan alırken ehline vereceksin. Sen beni buraya niye getiriyorsun? Ehli olduğunuz için. Sen buraya kalkar da bir adamı getirirsen, Kur'an'dan anlamayan, mana vermeyen bir adamı getirirsen, burada konuşursa, sen burada günah işlemiş olursun. Çünkü bu programı sen kötüye kullandın o zaman. Aha, bunu ehline vereceksin diyor. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Ha, bu asistan alma olur, bu genel müdür atama olur. Ne olursa olsun. Hangi ise bu bir emanettir. Bu emanete ihanet etmeyeceksin. Bunu ehline vereceksin. Bunun hocam, tek ölçüsü ehil olmaktır. Çok gelen bir başka soru var. Bu özellikle Cübbeli Ahmet Hoca buraya geldiğinden beri çok soruluyor. Cennette veya cehennemde insanlar birbirlerini tanıyacaklar mı? Yani orada eşimizi, dostumuzu, akrabamızı bulabileceğiz mi, görebileceğiz mi? Bu ayettir. Bu yani onun bunun dediğiyle değil, Bayraktar Hoca'nın demesiyle olmaz veya herhangi bir insan demesiyle olmaz. Bu ayeti kerimedir. Mesela diyor ki, tabii benim bir istirhamım vardı. O istirhamım devam ediyor. Hocam neyler geliyor, ne mesela yapayım? Rahat suresinde diyor ki Allah-u Teala 19, 20, 21, 22. ayetlerine diyor ki şu anlamı ibadetleri yapanlar cennete girecekler. Adın cennetine. Adın cenneti nedir? Adın cennetine girdiği zaman da annesi babası da iyiyse onu da ona vereceğim diyor. Böylece mahşerde herkes birbirini tanıyacak. Mesela Murat'ı göreceğim mi? Cennete de tabi burada karşı karşıya geleceğiz orada. İnşallah. Eğer burada bir yanlış şey konuşuyorsam ben, Rabbim beni sorgulayacak. Mahşerde bana diyecek ki sen orada 70 milyona ne diyordun? Sen o arkadaşlarına ne diyordun orada, ben sorgulayacağım. Bunun vebali olarak onun için Kur'an'dan ayrılmıyorum. Yani Kur'an'a gitmemiz. Onu da söylersin. Niye hiç hadislerden değil de hep Kur'an'dan gidiyor? Hadiste söyledim biraz. Kaç tane söyledim burada? Söyledim. Peygamberimizden anlattık. Ama ben Kur'an-ı Kerim'den ayrılmıyorum. Çünkü Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den ayrılmıyor. Bak hadis söyledim sana. Sünneti söyledim bak. Peygamberimiz de Kur'an'dan ayrılmıyordu. İn ettebi'u illa ma yuha iley. De ki o ya Muhammed, ben bana vahiy yolundana uyarım de. Biz de bu vahye uyuyoruz işte. Peygamberin yaptığını yapıyoruz. Sünnet bu. Dolayısıyla mahşerde bu sorulacaktır. Ondan dolayı bu kişiler, yani bu bir memleket nedir biliyor musun? Bakın. Bir memlekette emanetler ehline veriliyorsa o memleket modern bir toplumdur. O memleket gelişecek demektir. Eğer bir toplumda emanetler ehline verilmiyorsa o toplum geriliyor ve Allah'ın dediğinin tersine iş yapıyor. Bu o toplum geri gider. Bizim bakın toplumumuza, bakın İslam alemine, bakın batıya, fark etmez. Hangi toplum emaneti ehline veriyorsa, ben evvelden neydim biliyor musunuz Fatih Bey? Beyin göçüne kızıyordum. Evet. Ben kızıyordum. Yani solcular böyleydi ya bir zamanla biliyorsunuz 80 öncesi. Efendim? Siz fakat sonra da vazgeçtim. Şimdi vazgeçtim. Siz solcu muydunuz? Yok, solcu değildim ama yani onların dediğini... Solcuysa da solcuysa hani işte. Merak ettim. Kur'an'a bakarsan solcu olursun zaten. Evet. Evet. Şimdi vazgeçtim. Şimdi bu beyin göçüne karşı olmaktan vazgeçtim. Niye? Dünya Allah'ın bir sınıfı. Bu beyinleri kim değerlendiriyorsa oraya gidiyor. Bakın şimdi gidin Amerika'ya. Üniversitelerin matematik bölümünün hemen hemen %80'inin başında Japon vardır. Japonlar matematik çok ileride. Adam hiç bakmıyor ki Japonmuş, şuymuş, buymuş, buymuş. Kaç tane Türk var orada efendim, doktor efendim, onlara teslim edilmiş efendim o üniversitenin bölümü. İşte bu ne demektir? Adam dünyada kim bana yarayacak diyor. Pragmatist anlayışla kim bana yarayacak diyor, onu istihdam ediyor. Dolayısıyla biz bu duruma gelmedikçe biz medeniyette bir adım atamayız. Başka? Zaten hadis de galiba şey. Emaneti gayri ehil ellere verdiğiniz takdirde. Fantazır sağ. Kıyameti bekleyin. Kıyameti bekleyin. Evet. O zaman yaklaşıyor demektir. Hocam bilgisayarla sorular gelince de bu da çok gelen bir soru. Bir kadının veya erkeğin MSN üzerinden yani bilgisayar üzerinden başka erkeklerle veya kadınlarla görüşüp duygusal ilişki yaşaması zina mıdır? Boşanma sebebi olur mu? Böyle bir durumda belirlediğimiz mehiri ödemek zorunda mıyız? Tahmin ediyorum, tabii bu hukuki sisteme girmemiştir bu daha ama
İleride bu hukuki sisteme girecek. Çünkü çok aileler bozuluyor. Bana geliyor bu. Yani dinen nedir hocam? Kadın bana telefon ediyor. Bu yakışma olmaz böyle bir şey. Yani bu olur mu yani? Mesela adam eşini tam oturuyor şeyin başına bilgisayarın. Bana kadın geldi bana ya. Kocam diyor bilgisayarın başına oturuyor chat yapıyor. Kızlarla kadınlarla chat yapıyor. O yaptığı chatleri sonra ben buluyorum. Onlara telefon ediyorum. Randevuleşiyor. Mem ne yapıyor diyor. Burada konuşuyor diyor chatle kadınlarla. Beni ihmal ediyor. Sabaha kadar onlarla konuşuyor diyor. Ve kadın mahkemeye verdi boşadı. Evet. Dinamik yani nedir? Dolayısıyla bu yakışmıyor. Yani bir erkeğe veya bir kadına şimdi empati yapması lazım bir erkek. Kendi hanımı başka erkekle de konuşsa, chat yapsa, şunu yapsa bunu razı olur mu? Olmaz. Peki erkek olarsa empati yapmadan olmaz bu iş. Bana kalırsa dinen eğer kadına, kadının ruhuna, şahsiyetine, kimliğine, onuruna, şerefine dokunuyorsa haramdır. Evet. Sonlatıyoruz öyle mi? Yok daha çok hocam yağıyor soru inanamazsınız. O zaman sor. Şöyle daha yoğun olanları, daha şey olanları sormak istiyorum da ondan. Daha fazla gelenleri sormak istiyorum ondan. Cinsiyet değiştirenlerin durumu ne olacak diyor. Çok ya nereden bu. Çıktı bu iş? Hocam çok soruyor insanlar yani cinsiyet değiştirenlerin durumu ne olacak diyor. O şimdi o cinsiyet değiştirmenin şeyi ne? Sebebi ne? Neden dolayıdır? Kendini kadın hissediyor. Hani Allah onu kadın olarak yaratmışsa, organında hünsalık varsa, biz buna eskiden hünsalık diyor biliyorsun değil mi? Varsa ona bir diyeceğimiz yok. Hünsa değil ama kendini kadın hissediyor. Onun terbiye olması lazım, eğitilmesi lazım. Eğer organları normalse, erkekse o insanın eğitilmesi lazım. Bu çok önemli bir olaydır. O zaman şeytan taşlamak sembolik midir yoksa gerçek var mıdır? İşte bunu söyledim. Diyanet ayağa kalktı. Hocalar ayağa kalktı. Müsaade edersen ben cevaplandırmayacağım bunu. Çünkü fesat uyandırıyor. Büyük fesat uyandırıyor. Çünkü haç sistemi bunun üzerine cereyan ediyor ya bu şeytan yani taşlama. Şeytan taşlama yoktur mu diyorsunuz? Bir gün ismini vermemde sakınca var mı Fatih Bey? Hayır. ATV'de bir program yapıyoruz. Müge Hanım var ya sabahleyin program yapıyor. Hı hı. Ben uzun zaman onun programına gittim. Orada tevafuken buraya yolumuz düştü. Ben de söyledim. Dünya ayağa kalktı. Onun için oraya müsaade etmeyeceğim, o cevap vermeyeceğim. Kalsın. Kalsın. Onu bana bırakın. Başka soru soralım. Yine çok gelen bir soru. Eşimizin bir takım istekleri dine aykırı. Bunları karşılamazsak ne olur? Veya zorla yaparsa ne olur? Yani diyelim ki... Şimdi demeyelim hocam bir şey de yani. Tamam. Anladım ben meseleyi. Seni söylediğini ben anladım. Neyi söylediğini anladın. Bu bence boşanmaya sebeptir. Ve o kadın isterse boşanması lazım. Yapmayacak. Tabii. Yapmayacak. Tabii yani olmaz böyle. Boşanamıyorsa ne yapacak kadıncağız? Ekonomik özgürlüğü yok, çoluk çocuk var, bir şey var. Artık ona bir diyeceğim yok. O zaman o adam terbiye olması lazım. Olmuyor. Yani o adam psikiyatri tedavi alması lazım. Psikiyatri tedavi görmesi lazım. Çünkü hanımının onuruna dokunuyor yani. Olmaz böyle bir şey yani. Bir insana bir emanet verilmiş. Bu bir emanettir sana bu kadın. Sana namusunu vermiş adam. Emanet olarak vermiş sana bunu. Bir insan mesela sen kızını... Veriyorsun bir delikanlıya. Şimdi razı olur musun buna? Bu adam empati yapamıyor ya. Kendi kızına böyle bir muamele yapsa ne yapacaksın sen bunu? Olmaz. Dolayısıyla ben orada o adamın tedavi olması lazım veya o kadın boşanması lazım. Başka peki aynı şeyi kadın istiyorsa? Nasıl yani? Kadın kolesinden talep ediyorsa? O derhal boşayacak onu. Adam da kadını boşayacak. Tabii canım. Bu işin sonu boşanmak yani. Tabii yani o olmaz. Öyle bir... Yine çok sık gelen bir soru var hocam. Diyor ki konuyu kapatalım diye söylüyorum bunu hemen. Hocam eşitlikten bahsediyor dinde sürekli ve Kur'an'ın kadınlara çok önemli haklar verdiğini söylüyor. Ama 4 kadını erkeğe uygun gören din niye kadına 4 erkeği uygun görmüyor diyor. Bu doğanın kendisine vardır. Yani burada illa Müslüman olmaya şart değildir. İlla dindar olmaya şart değildir. Bu tabiatın gereğidir bu. Tabiatın gereği budur yani. Niye tabiatta kadın yani erkeği seçer? Hayvanlar aleminde böyledir. Hayvanlar aleminde kadın erkeği seçer. Hayır.
Hayır, bir aslan grubunda iki tane erkek olmaz. O aslan mutlaka öteki aslanı yener ve o dört tane eşin veya beş tane aslanın... Ya aslan da öyle ama mesela kediler de bir sürü erkekle çiftleşiyor ki hangisi daha iyisi ondan yavrulasın diye. Ya öyle diyorlar bunu yani. O bir anlatım tarzıdır bu. Yok hocam, Mart ayı dışarı ama çıkalım şimdi, kapıdan şimdi çıkalım görürüz. Biz kedileri örnek alalım diyemeyiz yani. Ya aslanı yani, aldık da kediyi niye almıyoruz? Tabiata aykırıdır. Bir kadının, bak bir kadının 4-5 tane erkekle bir evde bulunması, onlarla cinsel ilişkide bulunması doğaya aykırıdır. Buna hiç dini olma lüzum yok. Lüzum yok. Bunu hiç dindar olmayan toplumlar, cüce pikmeler bile yaşamazlar yani. Bu olmaz. Bu doğaya aykırı bir olaydır. Ama öteki taraftan... Ama bunu yaşamış toplumlar var geçmişte. Yani vardır, olabilir. Yani o mümkündür ama çok çirkef bir şey. Bir zamanlar biliyorsun Atina'da neydi? Hırsızlık, faziletti yani. Erdem de biliyorsun yani. Ha. Bu öyle uyguladı diye hırsızlık erdemdir anlamına gelmez. Gelmez, tabii ki gelmez. Hocam Allah razı olsun bize doğru bilgiler verdiği için. Günümüzde o kadar çok istismar varken hocamın doğru bilgileriyle feyz alıyoruz. Kravatının bordo mavi olması da Trabzon olduğunu gösteriyor diyor. Hayır hocam, Galatasaray'dı arkadaşlar. Trabzon'u sevebilir. Trabzon'a sevebilir. Trabzon'u doğru. Ben de çok severim, Trabzonspor'u. Ben de Galatasaray'ım, hocam da Galatasaray'dı. Buraya gelmeden önce de 3-0'ı kutlayarak geldik. Yukarıda maçı son bölümünü seyrettik. Yine... Çok gelen bir soru, son dönemle ilgili olduğu için olsa gerek. Allah insana bir cinsel güç veriyor ve bu cinsel gücü belli bir zamanda da geri alıyor. Herhalde yakışanı düşündüğü için. Ancak bir takım ilaçlarla bu cinsel gücün süresini uzatıyorlar, işte bu yeni çıkan ilaçlarla. Bu ilaçları kullanmak doğru mudur, değil midir? Bir sakınca yok. Yok. Hocam sakınca var deseniz millet dinden çıkardı zaten, ben söyleyeyim. Dul bayan evli bir erkekle olursa günah mıdır? Nasıl? Dul bir bayan evli bir erkekle beraber olursa günah mıdır? Günahtır tabii, bu sorulur mu? Tabii canım, onu sormaya ne lüzum var ya? Amma da soruymuş ha. Hakikaten soruya bak. Fatih bile fetva verdi. Kargalar yani. Güler ya. Ben bile verdim fetvayı hakikaten. Tabii benim burada iş yapıyoruz, öğrendi. Her şeyi yapabiliyoruz. Yani. Hocam Müslüman birisi ateistse evlenemez demişti geçen programda. Peki evlendi de Müslüman da sonra yoldan çıktı, dinden çıktı, ne olacak diyor. Evet, muhteşem bir soru bu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cevaplandırıyor. Ne diyor? Tahrim suresinde. Firavun'un karısından bahsediyor. Hmm. Önce Firavun'la evlendiği zaman karısı, ikisi de müşrikti. İkisi de inanmıyordu. Fakat sonradan hanımı Hazreti Musa gelince iman etti. Ama onun nikahı bozmadı. Yani o erkekle o kadın isterse beraber yaşayabilirler. Nikahı bozulmuyor. Ama tabii din değiştirdiği için kocası isterse ayrılabilir. Veya karısı din değiştirmiş olabilir. İsterse ayrılır ve ayrılma nedeni olabilir. Fakat tersi olursa? Beraber efendim? Tersi olursa? Tersi. Hiç fark etmez. Ha koca kaybetti, ha o kaybetmiş. Fakat boşanma nedenidir ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Firavun'un karısı diyor. Yani eğer o nikah bozulsaydı hanımının Müslüman olmasından sonra Firavun'un karısı demezdi. Dolayısıyla Hazreti Nuh mesela, peygamber karısı kafir ama yaşıyorlardı. Nikah bozulmadı. Nikah bozulmadı yani. Nuh ona teklif ettiği zaman da Hazreti Nuh tevhidi kabul etmedi ama kadınlığı devam etti. Hazreti Lut hanımı da böyledir. Dolayısıyla evlilik yolu üzerinde birisi dinini değiştirirse boşanmaya müracaat edilebilir, bir boşanma sebebi olabilir. Ancak o nikah bozulmuyor, devam edebilirler hayatlarına. Yani ikisi de Müslümandı. Birisi değişti. Adam çıktı. Adam çıktı veya karı çıktı. Fark etmez. Hı. Aynı şey. O nikah devam edebilir. Bir sakıncası yoktur. Yaşayabiliyorlarsa yani. Hı. Yani kendi aralarında bir kavga olmuyorsa bu. Bu inanç farklılığı ailede bir çatlama meydana getirmiyorsa. Evet. Nitekim Hazreti Nuh'un hanımı ile Hazreti Lut'un, Firavun'un, bütün bunlar sistematik olarak Kur'an'da verilir, örnek olarak verilir. Birisinde Hazreti Nuh'un hanımını verir, Hazreti Lut'un, birisinde Firavun'un karısını verir. Evet. Bu muhteşemdir ha. O şey, Tahrim suresinin o ayetlerini bu şekilde anlamak lazım. Ama din değiştirince boşamaya sebep olabilir. Olabilir. Yine çok gelen bir sual var. Hazreti Muhammed'in ailesi hangi dine mensuptu? Hazreti Muhammed doğduğu zaman. Daha peygamberlik gelmeden. Hazreti Muhammed'in babası, annesi veya dedesi Hanif dine mensuptu. Yani?
Hanefi, yani evet, Hazreti İbrahim'den kalan tevhid inancı üzerine cereyan ediyordu o zaman, o kalıntı. Yani Hazreti, Hristiyan mıydı? Yok yok, Hanif Hristiyanlığı yok ki o zaman. O zaman yok ki Hristiyanlık. Hazreti Muhammed doğduğunda Hristiyanlık yok mu ya? Yok yok, Hazreti Peygamber'in zamanında var da Hanifliği söylüyorum ben. Hazreti İbrahim'den kalma Haniflik dini. Yani katıksız bir tevhid inancı manasına geliyor. Ama Hristiyan olmamışlar mı yani? O şeyden, Hazreti İbrahim'den gelen sülale Araplar, İsrailler şirk koştular. Tabii. Ama Haniflik dini yaşıyordu. Olur mu hocam, şimdi Hristiyanlık eğer Kur'an'ın da kabul ettiği bir dinse, hayır. O günün dini, o günün dünya üzerindeki geçerli evrensel dini Hristiyanlık olması lazım. Yok değil. Niye evrensel değil? Bir defa Hristiyanlık evrensel bir din değildi o zaman. Mahalli bir din. Allah'ın yolladığı din değil mi? Hayır, kavme, bak onu o zaman anlatalım. Peygamberler toplumlara gelmiştir. Peygamberimizden önceki peygamberler kendi toplumuna gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut. Peki İsa kavmi hangi topluma gelmişti? Ha? İsa? İsrailoğullarına. Toplum, birkaç tane peygamber geldi onlara. Onlar dışında herkes kabul etmiş, bir ona kabul etmemiş İsa'yı. Ha yani. Geldiği yer kabul etmiyor. İsrailoğulları kabul etti canım, o şey var ya, havariler. Bir kısmı. Onlar İsrailoğulları. Ha, topu, bizim peygamberimiz... topu 12 tanesi kabul etti. Onlarda biri hain çıktı zaten. Evet, o hain diyorlar, evet. Peygamberimiz evrensel peygamberdir. Mahalli peygamber değildir. Bütün insanlara seni gönderdim diyor Allah-u Teala. Bu bakımdan Haniflik dini yaşıyordu yani. Sadece Hristiyanlık var değil. Yahudilik de vardı o zaman. Peygamberimizin döneminde. Ama Mekke'de müşrik toplum olduğu için orada Haniflik dini vardı. Ebu Leheb neydi? Müşrik. Müşrik. Tabii. Dini? Dini? Dini yok. Müşrik. Müşrik. Müşriği bir din kabul edersen. Politeizm dediğimiz. Çok tanrıcılık. Çok tanrıcılık. Putlara... Çok tanrıcılık dersen, eğer onu bir din olarak kabul edersen, ki bir manada öyle koyuyor. Leküm dini kümmeli dedi diyor ya ayet-i kerimede, sizin dininiz bana, size benim dinim bana. De onlara ya Muhammed diyor ya. İşte bu politeizm onların bir diniydi. Öyle kabul edelim. Dini, religion dediğimiz olay yani şeyde. Efendim, peki Ebu Talip? Ebu Talip kim? Amcası mesela. Neydi dini? Ha, peygamber amcası. Evet. O da aynı. Politeizm. Kabul etmedi işte peygamberimiz. Müşrik miydi? Tabii. Peygamberimizin tebliğini kabul etmedi. Ve o müşrik gitti. Müşrik kafir gitti. Gitti. Tabii. O ayet-i kerimede var o. Kasas suresinde var. İnneke la tehdi men nahbebte ve lakinnallaha yehdi men yaşa. Sevdiğini hidayete getiremezsin ya Muhammed. İstiyordu ki amcası Müslüman olsun. Öyle gitti o. O tabii. Tabii. Kocam beni aldattı. Ne yapmalıyım? Tövbesi geçerli midir? Evliliğimiz dinen bitmiş midir? Zina yapan biriyle beraber olmak doğru mudur? Kocası onu aldattıysa, tövbe ettiyse ve kendisine söz verdiyse, anım kadar etmemiş. Bu kadın onu affedebilir. Yani kadın onu affedebilir ve onu affetmesiyle ona kimse boynuzu demez. Ama bir erkek karısı zina ederse de affedese, ona boynuzu derler. Ve dolayısıyla oldu mu hocam ki... şimdi adalet nerede kaldı, adalet? Adalet işte. Olay budur, adalet değil. Orada adalet budur. Orada adalet budur. Hocam bu erkek adaleti. Müsaade bu. Hayır ayet. Ayet söylüyor. Bak ayet diyor ki Nisa suresinde. Bak açalım okuyalım. Bu gayet basit. E işte kadınlar erkeklerin dini hocam, yapmayın. Hayır. Öyle değil, adalet budur orada. Şimdi bu ayette diyor ki Allah-u Teala, bir kadın kocasının kendisini ihmal etmesinden veya başka kadınlarla mesela düşüp kalkmasından korkuyorsa, aralarını bul. Barış yapın aralarında. Ve bilin ki nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır, konmuştur doğuştan. Şimdi dolayısıyla bir toplumda bir kadına barış teklif edilebilir. Buna aşağı bir sakınca yok. Kimse ona bir şey demez. Efendim? Ne teklif edilebilir? Barış. Barış. Yani kocasını affedebilir. İşte bu hanım söyledi ya bize şimdi. Kocası yanlış iş yaptı. Efendim ama geldi, karı onu affedebilir. Kocalığa devam eder. Ama isterse boşayabilir. O kendisine ait bir şey. Ama affetmesine herhangi bir sakınca yoktur. Erkek affedebilir mi? Yok. Onu erkeğe teklif edemez. Öyle bir barış yoktur burada. Burada öyle bir barış yoktur.
Çünkü erkeğin yeriyle kadının yeri farklı. Kadın namus timsalidir. Kadın toplumun, namus timsali midir? Kadın toplumun namusunu üzerinde taşır. Çok önemli bir olaydır. Erkekler Hanzo'dur. Anladın mı? Hocam. Şimdi şu ayet okusana. Şu ayet oku, okusana. Oku. Erkekler Hanzo'dur ayetini okur musun? Var mı ayet hocam? Yok öyle bir ayet yok da şu ayet oku. Kadın ayetini oku. Oku oku bak. Bütün erkekler Hanzo'dur diye. Hocam hangisi? Satır başı da bu ayetin bu da başı. Çok 128 de. 128. Satır başı da. Hocam şahanesiniz vallahi. Eğer bir kadın kocasının huysuzluğundan yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Evet. Barış daima iyidir. Kıskançlık nefislere yaratılıştan konmuştur. Eğer güzelce geçinir ve Allah'tan sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet. Hanzo nerede hocam? O Hanzo değil, bu kadınla ilgili konuştuğumuz ayet, birinci ayet. Erkekler Hanzo'dur. Mane. Şimdi yani meali o, erkekler Hanzo'dur. Şimdi bunu test tarafından aldığın zaman da gerçekten bu dünyada erkekler kadınlara verdiği zulüm. Ekranda erkekler Hanzo'dur. Hanzo'dur. Efendim, şimdi tabii biraz vakit geçti, bu gülüyor. Hocam ekranda yazıyor. Hanzo'luğu kabul ediyor. Murat bir de Hanzo oldu. Fatih bir de masanın altına giriyordu. Evet. Ama bir erkeğe siz hocam, kadınız zina etti, hanımınız zina etti. Sen gel bunu affet de yerini al deme imkanı yoktur. Çünkü sosyolojik açıdan Allah insanların doğasına göre fetvayı veriyor, koyuyor, kanunu koyuyor. Ve hiçbir zaman böyle bir olayda erkeğe barış yapacaksın demez.